Süper Lig yolundan iyi akşamlar değerli Bayrak Radyo Televizyon izleyicileri, değerli futbol severler. Uzunca bir aradan sonra yeniden birlikteyiz, yeniden ekranlardayız. Aksa 1. Lig 2023-2024 futbol sezonu başladı. Süper Lig yolu programında hafta sonu oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri, yorumlar, değerlendirmeler yine bu programda olacak sezon boyunca. Ve bu sezon çok değerli bir spor yazarı arkadaşım, aynı zamanda BRT Spor'dan ekip arkadaşım Sayın Necmi Ussal'la birlikte olacağız. Necmi Ussal, hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandan sonra birlikte programda yer almak benim için mutluluk verici, gurur verici bir olay. Özlemiştik Emiroğlu. Evet, 1. Ligi'de tabii ki Süper Lig gibi 1. Ligi de özlemiştik. Aynen öyle. Ve başlıyoruz bu akşam. Tabii ki karşılaşmaların özet görüntülerini ekranlara getireceğiz. Yine yorumlar, değerlendirmeler yapacağız. Zaman zaman telefon bağlantılarımız da olacak. Yine artık programın gidişatına göre, ligin gidişatına aynen göre nabzı tutmaya çalışacağız seninle birlikte. Yani birincilik öyle bir lig ki ben her zaman ayrı seviyorum birinci ligi. Zaten konuşacağız bunu programda ama cümlelerime başlarken bunu belirtmek istedim. Tüm takımların bir hedefi var birincilikte. Kimisi çıkmak ister, kimisi şampiyon olmak ister, kimisi kümede kalmak ister, ligde kalmak ister. Kısacası 16 takım var ligde. 16 takımın da bir hedefi var. Süper Lig'den birinci ligi ayıran aslında en büyük fark özellikle bana göre budur. Ondan dolayı birinci lig her zaman zor geçiyor. En zor lig deniliyor ki bana göre de öyle. Bundan dolayı da zor geçtiği için her maçın hikayesi farklı, hedefi farklı olmasından dolayı bizler de futbol severler olarak zevk alıyoruz, maçları izliyoruz. Heyecanını yaşıyoruz. Sezon içerisinde de yaşayacağız. Tabii keyifli, sakatlıksız, fair play'in unutulmadığı bir sezon olsun. En büyük dileğimiz hak eden kazansın. Tabii ki yukarıda playoff, terfi ve şampiyon dışında playoff olacak, playoff heyecanı olacak. Aşağıda kümeye düşen takımların dışında playout heyecanı olacak. O heyecan da neredeyse son haftalara kadar gidiyor devamlı. Yani orta sıralarda da yer alan takımlar 30. haftaya kadar, ligin son haftasına kadar %90'lı %95'i bu heyecanı, bu stresi yaşayacak. Çünkü bazı takımların da hedefi ne olacak? Kaya Emiroğlu ligin gidişatına göre. Mesela bakacak ki durumuna, ben bir üst lige çıkacak puanım yok, yeterli puanım yok ama düşmek de istemiyorum. O zaman ne yapmalı? Mücadele etmeli. Evet. En azından orta basamakta yer alıp ne playoff ne playout oynamalı ki mevcut noktasını, puanlamasını korusun ve o da bir hedef yani. Son haftaya ki, kadar yani tüm takımların bir hedefinin olması bize zevk veriyor. Evet. İzleyip göreceğiz, heyecanını yaşamaya çalışacağız ve futbol severlere de ekranlara aktarmaya çalışacağız. Evet, haftanın toplu sonuçlarıyla başlıyoruz. Birinci haftanın toplu sonuçları ekranda. Esentepe 1, Mustafa Cari Yılmazköy 1, Girnealık Evi 1, Dems Construction, Çanakkale 0, Lapta 0, Düzkaya 1, Yalova 0, Binatlı 0, Maraş 4, Geçitkale 4, Gönyeli 2, Hamitköy 0, Mormenekşe 2, Ozanköy 2, Bafürkürdü 0, Miracle Değirmenlik 5. İlk haftada puan durumu nasıl olmuş, bir de ona bakalım. Evet, tabii ki çok puan farkı, avaraj farkı çok fazla beklenmiyor ilk haftada ama Miracle Değirmenlik 5-0'lık bir galibiyet aldı. Avaraj da 3 puanla lider durumda. Gönyeli 2. sırada. Düzkaya ve Girnealık Evi 3. ve 4. sırayı paylaşıyorlar aynı puanda. Birer puanlı takımlar sıralanıyor. 5. sıradan itibaren Geçitkale, Maraş Gençlik, Mormenekşe, Ozanköy, Esentepe, Mustafa Cari, Yılmazköy, Binatlı ve Yalova birer puanla sıralanıyor. Hemen hemen aynı avarajla sıralanıyorlar. Son 4 sırada da 13'te Dems Construction Çanakkale var. Puansız ilk haftada. Lapta aynı şekilde puansız 14. sıra. Hamitköy 15. sırada ve Bafürkürdü 16. sırada ilk haftayı puansız geçirdiler. İkinci haftada programımız nasıl olacak ona da bakalım. 30 Eylül Cumartesi. Hamitköy, Esentepe, Düzkaya, Gönyeli, Dems Construction Çanakkale, Mormenekşe, Miracle Değirmenlik, Lapta karşılaşmaları olacak. 1 Ekim Pazar günü ise Binatlı, Girnealık Evi, Ozanköy, Maraş Gençlik, Geçitkale, Bafürkürdü ve Mustafa Cari Yılmazköy, Yalova karşılaşmaları oynanacak. Hafta sonunda büyük bir heyecan tabii. Aynen ki öyle. Yine izleyeceğiz.
İlk haftada böyle bir genel değerlendirme skorlara baktığımızda ki beraberlikler biraz fazla görüldü. Neler söylersin? Yani şu anda tablo önümde. Sürpriz olmuştur ama ilk hafta bana göre tabii takımların birçoğu hazır değil. Hatta %95'i yüzü bana göre hazır değiller. Sadece birincilik için konuşmuyorum. Süper Lig için de böyledir. Sadece ülkemiz için de konuşmuyorum. Dünyanın her liginde bu böyledir. Çünkü biliyorsunuz futbol performans oyunudur. Oyuncuların yeteneğini performansla, antrenmanla birleştirme oyunudur. Performans da maç oynayarak kazanılır. Maç bambaşka bir şey. Siz antrenman istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama maç oynamazsanız o ritmi yakalayamazsınız. Bunu geçecek olan haftalarda daha iyi yorumlayacağız Kaya Emiroğlu. Yani ligin biraz oturması lazım. Tabii ilk haftada bir Miracle Değirmenlik gerçeği var. Bana göre 5-0'lık bir galibiyet. Tabii ki Miracle Değirmenlik'in kadrosu bana göre bu ligin üzerinde. İkinci devre geçtiğimiz sezon oynamamalarına rağmen çalışmalarını sürdürmüşlerdi. Takip etme fırsatı da buldum. Gerek hazırlık dönemi gerek geçtiğimiz yıldan beri. Yıldız isimler yani birçok milli takım oyuncusu zaten şu an arkamızda ekranda. Yani onu söyleyecektim Necmi Ulusal. Ben de bu fotoğrafı ilk aldığımda önüme dedim ki bu akşam bir koyalım. Çünkü geçen sezon beraber oynayan çok futbolcu sayısı fazla. Bu arada katılanlar var ki 7-8 aydır 9 aydır neredeyse beraber oynuyorlar. İşte Adil, Halil, Kasım, Hasan, Şükrü, Hüseyin, Semih ve Hasan Piro. Hep beraber yani oynuyorlardı. Fırat ve Yasin de yenince miden transfer? Evet, onlar da devre arası gelmişlerdi. Oynayamadılar resmi olarak ama sonrasında bir baktık ki onlar da kadroda ve gayet uyumlu bir şekilde lige başladılar. Yani burada ilk 11'de görüyorsun takımların iki tane tecelli futbolcu hakkı var. Evet. Ama Miracle Değirmenlik'te bu sayı bir. Evet. Bir futbolcu transfer etti sadece Miracle Değirmenlik ve o futbolcu da şu an 11'de yok. Evet, 11'de oynamadı. Yani ihtiyacı yok aslında zaten evet. Takımın. Evet. Yani o kadar bir iyi kadrosu var ki Miracle Değirmenliğin. Bana göre Miracle Değirmenliğin hata yapma lüksü de yoktur. Yani evet. Bu oyuncular gerçekten iyi bir takım var. İyi bir teknik adam var orada. İyi bir yönetim var. Artık en büyük adaylardan bir tanesidir diyebilirim kendi adıma. Sürpriz evet. Yapmadan 5-0 kazandılar. Bana göre Bafül Kürlü tabii çok da güç kaybetti bu yıl. Oyuncuları genç bir takım ve normaldir bu tip sonuçlar alması ama evet. İlerleyen haftalarda göreceğiz. Bana göre özet hazır bu arada. İstersen özeti izleyelim ve yorumlara devam edelim öyle sonra. Yapalım, evet değerli yönetmenim Erkut Masucu uyardı. Özet hazır. Bafülkü Ordu, Miracle Değirmenlik, Güzel Yurt, Üner Berkalp stadına karşı karşıya geldiler. 5-0 kazandı Miracle Değirmenlik izliyoruz. Sonrasında yorumlarla stüdyodayız. Aksa 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Bafülkü Ordu ile Miracle Değirmenlik Güzel Yurt Üner Berkalp stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fehim Dayı İbrahim Katmer, Halil Atlar yardımcılıklarını yapıyor. İki takım maç öncesi seremoni, taraf seçimi ve sonrasında da karşılaşmaya Miracle Değirmenlik başlıyor. Gelişen atak Şükrüce de sahasında son çizgi içeriye savunma karşılıyor. Ve savunma topu uzaklaştırıyor. Uzaktan atılan şut sonuç gelmiyor. Taç atışıyla başlayan atak savunma arkasında Şükrü gol pozisyonu vuruyor. Top yanağlarda kalıyor. Üst üste pozisyonlar Semih serbest vuruşu kullanıyor. Paralel giden top dışarıya gidiyor. Gelişen Bafül Kürdü atağı Mustafa Çağlar içeriye bırakıyor. Kaleci Hasan Piro'da kalıyor top. Bir başka atak Şükrüce de sahasında Şükrü ayağından açıyor. Kaleci Ali'de kalıyor top. Uzun gönderilen top. Savunma arkasından Mustafa Çağlar gol pozisyonu vuruyor. Top yandan direğe çarpıyor. Dışarıya gidiyor. Fırat'la başlayan atak. Son çizgi içeriye kesilen top. Fırat sahasında sonuç gelmiyor bu ataktan da. İki dakika gol arıyor. Bir başka atak. Yine Şükrü'nün sahasında son çizgi savunmaya çarpıyor. Top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar. Bir başka atak. Sert bir vuruş. Kaleci Ali başarılı. Sonrasında atak devam edecek. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak. Hasan vuruyor. Savunma. Dönen top. Hüseyin Değnekli vuruyor. Topu üstten dışarıya gönderiyor. Sonrasında ceza sahası içerisinde iki futbolcu bir anda ortam geriliyor. Maçın hakemi Hüseyin Dayı pozisyona yakın. Hüseyin Değnekli. Sonrasında başlayan oyun yine sol taraftan gelişecek atar. Ceza sahasında Şükrü bırakıyor. Yerde kalıyor. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor.
Kasım Tahman topun gerisinde. Kasım vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Kaleci Ali'nin çabasına rağmen top ağlara gidiyor. 45. dakikada Kasım Tahman'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Miracle Değirmenlik ve ilk yarıyı bu skorla kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler. Hüseyin Değnekli ile başlayan atak. Gelişen atak. Klas alsa Hüseyin gol pozisyonu ve gol. Dakika 48. Gol Hüseyin Değnekli. Miracle Değirmenlik Bafur Curdu karşısında 2-0 öne geçiyor. İkinci yarıda erken golü buluyor. 2-0 öne geçiyor. Serbest vuruş. Klasiği bırakıyor o noktada Kasım. Kaleci topu kornere gönderiyor. Hüseyin Sadıklar içeriye bırakıyor. Kasım boşta kalan top. Hüseyin Değnekli penaltı beklentisi var. Oynayın diyor maçın hakemi Fehim Dayı. Uzun gönderilen top direkt kaleye, sonuç gelmiyor. Ender gelişen Bafur Curdu atakları. Cila sahasına yapılan orta. Gol pozisyonu, vuruş, kaleci. Hasan Piro'da kalıyor top. Sağ taraftan Hüseyin Değnekli ile gelişen atak. Hüseyin Değnekli cila sahasında sert vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Bu kez atan yönü sağ taraf. Cila sahasına yapılan orta. Savunma vurmakta geç kalıyor. Kasım Tahman araya giriyor, topu ağlara gönderiyor. 73. dakikada Kasım Tahman'ın attığı golle skor 3-0 oluyor. Savunmada Muhammed'in büyük hatası, affetmeyen isim, golcü isim Kasım Tahman oluyor. Köşe vuruşu, oluşan karambol, sert bir vuruş, kaleci Hasan Piro çıkarıyor. İki güzel hareket. Sağ taraftan Hüseyin Değnekli ile gelişen atak. Cila sahasında gol pozisyonu, aşırtma bir vuruş, top ağlara gidiyor. Dakika 86, gol Kasım Tahman. Miracle Değirmenlik 4-0 öne geçiyor. Kasım Tahman hat-trick yapıyor. Golcü isim gollerle başlıyor lige. Bir başka atak, sert bir vuruş, top ağlara gönderen isim 88. dakikada seni oluyor. İzliyorsunuz, senin attığı golle skor 5-0'a geliyor. Gelen goller farka koşuyor. Miracle Değirmenlik ve sonrasında çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Bafur Curdu 0, Miracle Değirmenlik 5 ve Miracle Değirmenlik lige farklı galibiyetle başlıyor. İstikbal'den Mega Eylül kampanyası. Eylül sonuna kadar tüm ürünlerde net %20 indirim. Koltuk takımından yemek odası takımlarına, yatak odası takımlarından yatak baza başlığa kadar tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi Kıbrıs'ın her noktasındaki İstikbal mağazalarımıza gelin. 30 Eylül'de sona erecek bu harika fırsatı kaçırmayın. Her ev güzel İstikbal'de. İstikbal'den Mega Eylül kampanyası. Eylül sonuna kadar tüm ürünlerde net %20 indirim. Koltuk takımından yemek odası takımlarına, yatak odası takımlarından yatak baza başlığa kadar tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi Kıbrıs'ın her noktasındaki İstikbal mağazalarımıza gelin. 30 Eylül'de sona erecek bu harika fırsatı kaçırmayın. Her ev güzel İstikbal'de. ...5-0 kazandı. Miracle Değirmenlik ilk haftanın lideri oldu. Kasım Tağman'ın 3 golü, Semih ve Hüseyin'in de birer golü. Evet, Necmi Ünsal başlamıştı yorumlara. Evet. Genç bir kadro Bafur Curdu. Biraz da tecrübesiz gibi geldi bana. Yani en azından özetleri izlerken onu gördüm. Ama Miracle Değirmenlik zaten kalitesi tartışılmaz. Özellikle de Aksa 1. Lig seviyesine baktığımızda zaten bir tık, iki tık yukarıda. Yani evet, kadro anlamında bir tık yukarıda ama bu demek olmuyor ki her maçı kazanacak. Miracle Değirmenliğin de takılabileceği maçlar olacağını düşünüyorum. Lig uzun, 30 haftalık bir periyot. Ligler her zaman zor olur Kaya Miroğlu. Yani özellikle 1. Lig'de köylere gidiyorsunuz, deplasmana gidiyorsunuz. O sahaların zeminleri iyi olmayan sahalar olacak. Küçük ölçü olan sahalar olacak. Farklı sahalar olacak. Yani, evet, doğrudur. Tabii yani oyuncuların kalitesi tartışılmaz ama bu tarz etkenler maçları zorlaştırabilir. Sentetik doğal çim etkiler mi? Çok etkiler.
tabii ki sentetikte çalışıyor şu an kendi sahasında. Ayağı iyi pas yapan oyunculardan kurulu bir takım. Miracle Değirmenlik takımı. Bunun sıkıntısını zemini bozuk olan sahalarda yaşayabilirler. Özellikle kışın yağmur olacak, ağırlaşan zeminler olacak. Bu tarz sahalarda sıkıntı yaşayabilirler ama yine de tecrübeli futbolculara sahip, deneyimli futbolculara sahip bu ligin üzerinde bir katlısı olduğunu düşünüyorum. Miracle Değirmenliği'nin kazanması sürpriz olmadığı Kasım için bir iki cümle söyleyeyim. 3 golle döndü. Yani bizim aslında beklediğimiz, görmek istediğimiz Kasım bu. Yani yıllarca Lefke'de zaten tartışmaya bile gerek yok Kasım'ın kalitesini. Ülke futboluna gelmiş geçmiş son yıllarda en büyük golcülerden biridir Kasım Tağman. Son dönemde tabii ki Miracle Değirmenlik'te çok konuşamadık Kasım'ın gollerini. Süre de çok bulmuyordu ama lige iyi bir başlangıç yaptı. 3 gol attı. Ben devamının geleceğini düşünüyorum. Tabii ki sadece Kasım değil, birçok futbolcu da iyi oynadı. Hüseyin Deynetli, Şükrü, Semih, istikrarlı oynayan futbolcuları var. Haftalar geçtik sonra bu performanslarının artacağını düşünüyorum. Tabii ki Miracle Değirmenlik takımı biraz da aç aslında. Çünkü geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde ligde yoktular. Futbolcular sadece antrenman yaparak kendini korumaya çalıştı. Bu çok zor bir durumdur. Özellikle mental anlamda teknik adamların da işi bu konularda çok zor olur. Oyuncularınızı siz nasıl antrenmana getireceksiniz? Bir çift kale yaptırırsınız. Oyuncu ayağını koymaz, kendini korur. Siz oyuncunuza ne diyeceksiniz? Neden topa hamle yapmadın diyebilir misiniz? Olmaz tabii. Size cevap ne olacak? Hocam neden ayağımı koyayım ki? Sakatlanayım mı? Ligimiz mi var? Maçımız mı var? Maç yok. Yani bu çok zor bir durumdur. Futbolcu psikolojisi açısından zorlu bir süreç geçirdiler. Bir özlem vardı. Futbola olan bir özlem vardı. Antrenörler Derneği Kupası'nda da kazandılar. Farklı kazandılar. İlk haftaya da farklı geçtiler. Gol yemeden iki maçı. Ben orada 4-0, burada 5-0. Evet, devamının geleceğini düşünüyorum. Bafülkürdü için de konuşayım. Bafülkürdü geçtiğimiz yılki kadrosundan birçok oyuncusuyla sıkıntı yaşadı. Birçok oyuncusunun kiralık listesini koymuştu sezon öncesinde. Başka takımlara giden oyuncular oldu. Şu an önümde bir liste var. Zaten genç bir takımdı Bafülkürdü. Her zaman gençlerine önem veren bir takım Bafülkürdü. Alttan yetişiyorlar. Altyapı fabrika gibi Bafülkürdü. Ezelden beri böyle ve böyle de devam edecek. Yani Bafülkürdü'nün yapısı bu. Gerçekten. Yani süperlik, birincilik fark hiç etmez. Hiç fark etmez. Bafülkürdü 2 yıl önce ligden düştüğü zaman da gençleriyle düşmüştü. Evet. Mücadele ediyordu. Yani 15, 16, 17 yaşlarında yukarıda oynayan birçok genci görmüştük biz Bafülkürdü'nde. Bu her yıl böyle oluyor. 2-3 isim, 4 isim kazandırıyorlar ülke futboluna. Güzel bir şey. Ama şu an çok tecrübesiz bir kadro var Bafülkürdü'nde. Sıkıntı yaşar mı? Bir süre yaşayabilir. Kötü çocuklar yok ellerinde. Ama dediğim gibi deneyim sıkıntısı var. Bunları zamanla aşabileceklerini düşünüyorum. Tecelli futbolcuları Emre ve Muhammed, onların biraz daha fazla katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Evet, tabii ben ki de aynı fikirdeyim. İlk maç daha çok daha yorum yaparak eleştirmek çok da doğru olmaz. Önümüzdeki haftalarda kendilerine denk takımlarla yapacakları maçlardan sonra daha sağlıklı yorumlar yapabileceğimizi bu düşünüyorum. Bu zor maçtı gerçekten. Yani Miracle Değirmenlik bir motivasyondur onlar için. Sonuçta şu an Miracle Değirmenlik ligin iyi takımlarının başında geliyor. Her takım Miracle Değirmenliğe karşı kazanmak ister. Çünkü vitrin, yani vitrin olursunuz, haber olursunuz. Ama dediğim gibi Bafülkürdü için diğer haftalar daha önemlidir. Mesela bu hafta Geçitkale deplasmanı var Bafülkürdü'nün. Kendi ayarında, denginde bir takım şu an. Evet. Benim kafamda yani denk bir maç olabileceğini düşünüyorum. Sentetikte maç. Sentetikte. Her maç zor. Birincilikte zaten söylemiştik. O gün çıkan, mücadelesini iyi yapan, konsantresini iyi yapan, bulduğu pozisyonları atan, yani maç bitti de diyemezsiniz. Az sonra konuşacağız Maraş Geçitkale maçında. Maç 3-0, 4-4 bitti. Evet. Yani Maraş bu skoru koruyamadı. Evet, çok yani enteresan skorlar. Çok değişik bir lig. Geçtiğimiz yıl Kayamiroğlu sen yine bu programdaydın. Evet. Birçok böyle maç anlattınız. Çok, yani çok. Bitti dediğimiz maçlar bitmedi. Evet, aynen, kesinlikle. Mücadeleyi sonuna kadar götüren futbolcu profili var
birincilikte. Kesinlikle öyle. Mor Menekşe 2-0. Az sonra konuşacağız. O da 2-2 oldu. 2-2 bitti. Evet. O da yani enteresan. Çok evet. Göreceğiz bu yıl bu maçları. Evet. Sürpriz olmadı bana göre. İlk maçı da izleyelim bu maçları. Yani güzel oluyor. Yani. 5-0 bana göre sürpriz olmadı. Evet. İyi bir başlangıç yaptı Miracle Değirmenlik. Bafül Kürdü da en azından güçlü rakibine karşı eksiklerini gördü. Daha farklı da bitebilirdi karşılaşma. İyi analiz etmesi lazım bu karşılaşmayı. Bafül Kürdü da gol bulabilirdi. Tabii ki. Var pozisyonları var. Evet. Yani eksiklerini görme açısından bir ciddi bir sınav olduğunu düşünüyorum bu maçın. Evet. Bitirdiysek geçelim ikinci maçımıza. İkinci karşılaşmamız Esentepe Mustafa Cali Yılmazköy. Bir zorlu mücadele. Esentepe Erdal Barut stadındaydı. 1-1 sona erdi. Bu da güzel bir karşılaşma oldu. Özet görüntüler hazır. Esentepe Mustafa Cali Yılmazköy. İzliyoruz. Sonrasında stüdyodayız. Aksa 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Esentepe ile Mustafa Cali Yılmazköy Esentepe Erdal Barut stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hüseyin Özkan, Sertan Alkın İsmail Egeli yardımcılıklarını yapıyor. İlk hafta mücadelesinde Esentepe'de Esentepe ile Mustafa Cali Ali Yılmazköy karşı karşıya gelişiyor. Gelişen atak sert bir vuruş, kaleci Ahmet mükemmel çıkarıyor. Bu kez Esentepe atağında kaleci Hüseyin başarılı, sonrasında pozisyon offside. Ceza sahasına yapılan orta, kafa vuruşundan sonuç gelmiyor, kafayı vuran Sinan'dı. Ceza sahasına yapılan orta, gol pozisyonu Mehmet Dulkadir topu dışarıya gönderiyor. Bir başka atak, savunma arkasında, Salih ceza sahasında gol pozisyonu vuruyor, top direkten dönüyor, şanssız dakika Esentepe adına. Gelişen Yılmazköy atağı Yunus Çıla sahasında yapılan hareket var. Maçın hakemi Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Barış Topağlar'a gönderiyor ve Mustafa Cali Yılmazköy 44. dakikada 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda son anlar gelen penaltı golüyle Mustafa Cali Yılmazköy ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen Esentepe atağı ceza sahası içerisinde yapılan orta kaleci Hüseyin'de kalıyor. Bir başka atak Esentepe Deniz'de başlıyor. Ceza sahasında kaleci Hüseyin ayaklarıyla topu uzaklaştırıyor. Üst üste pozisyonlar beraberlik arıyor Esentepe. Ceza sahası içerisinde gol pozisyonu vuruş top üstten dışarıya gidiyor Ali Avcısoy'un şutunda. Bir başka atak Esentepe adına ceza sahası ön çizgisinde kaleci Hüseyin'den sıyrılıyor. Ali Avcısoy topu ağlara gönderiyor. 55. dakikada Ali Avcısoy'un attığı golle Esentepe beraberliği yakalıyor. Yeni transferi Ali Avcısoy golle tanışıyor. Ceza sahasına yapılan orta kaleci Hüseyin'in büyük hatası, boşta kalan top. Top ağlara gidiyor ama öncesinde bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Gol değer kazanmıyor, pozisyon offside. Gelişen Mustafa Cali Yılmazköy atağı ceza sahasında kafa vuruşu sonuç gelmiyor. İki takım da dengeyi bozmak istiyor. Sağ taraftan gelişen atak Deniz Kibar çok süratli ceza sahasında gol pozisyonu vuruş kaleci Hüseyin ayaklarıyla topu uzaklaştırıyor. Serbest vuruş kullanıyor Esentepe, boşta kalan top İlyas vuruyor, kaleci Hüseyin'de kalıyor top. Üst üste pozisyonlar Esentepe adına, savunma arkasında Mustafa Cali Yılmazköy atağında kaleci Ahmet başarılı. Orta alanda top kapma mücadelesi, yapılan hareket var. Sert bir hareket. Emek sarı kart görüyor. İkinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Oyunun son anlarında Emek kırmızı kart görüyor ve kalan dakikaları Esentepe sahada 10 kişi oynamak zorunda. Ceza sahasına yapılan orta, paralel giden topa kimse dokunamıyor. Köşe vuruşu Ahmet, boşta kalan top, atak devam edecek Mustafa Cali Yılmazköy adına ve maçın hakemi Hüseyin Özkan'ın çalan düdüğüyle bu zorlu mücadele bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Evet, bir birlik eşitlik Esentepe Erdal Barut stadında. Necmi Ulusal geçen sezon playoff oynayan Esentepe. Evet. Ve playoff'ta son karşılaşmada son dakikada gelen golle ligde kalan Mustafa Cari Yılmazköy ama zor başladı gerçekten ve bir birlik skor zor oldu gerçekten. Yani ben o maçtaydım, Mustafa Cari Yılmazköy'ün ligde kaldığı maçtaydım, maçı ben anlatıyordum hiç unutmam. Öyle bir maçtı ki, yani gidip gelen bir maçtı dört yolla. Bu yıl BTM 1. Lig'de izleyebilirdik Mustafa Cali Yılmazköy'ü. Evet. Dört yol bulduğu pozisyonları gole çevirebilseydi belki de Mustafa Cali Yılmazköy bu yıl 1. Lig'de olmayabilirdi.
Ama başardılar, ligde kaldılar. Tabii ki güçlü bir sponsorları var. Bana göre isim sponsorları var. Mustafa Acar, Yılmaz Köy. Evet, çok ciddi gerçekten. Yani o bölgede Yılmaz Köy'ün buna ihtiyacı vardı. Yani maddi sıkıntılar çeken bir kulüp. Yıllarca zaten BTM'lerde mücadele etti. Hı hı. Tabii bölge olarak altyapısından oyuncu çıkan bir bölge Yılmaz Köy'ün. Ama yıllarca virüs ligde olmadıklarından dolayı oradaki gençler Güzelyurt veya Gönyeli'yi o bölgelere dağıldı. Evet, evet. Yani şu an altyapısını da toparlamaya başladı Yılmaz Köy. Üst ligde olduğu için takım. Genç takımı var artık. Ve birçok genci orada spor yaptırıyor. Evet. Güzel bir olay Mustafa Acar, Yılmaz Köy açısından. Tabii ki Esentepe'yi tartışmam bile. Esentepe bu ülkenin bana göre fabrikası. Oyuncu fabrikası, sporcu fabrikası. Sadece futbolcu değil, handbol, voleybol, birçok atlet, birçok sporcuyu bu ülkeye kazandıran ben köy. Ben çok takdir ediyorum Esentepe'yi. Komple tüm spor dallarında, sadece futbolda değil. Aynen öyle. Ama futbolda da bir ekol gibi oldular artık. Yani her yıl çıkarıyorlar. Evet. Yıldızları yani çıkarıyorlar. Bir Hüseyin Deynetli, Şükrü Erdoğan'ı sürekli konuşuyoruz. İşte Furkan'ı konuşuyoruz. Kaan Görneşli var. Kaan Görneşli. Yani, yani çok futbolcu var. Eski var bir dönem. Kesinlikle. Şu an tabii ki oynayan futbolculara da baktığımızda işte Egecan var. Diğer futbolcular. Emek yani yıllardır bu maçta kırmızı kart gördü gerçi evet. Ama yine de oradan yetişmiş çok deneyimli bir futbolcu, iyi bir futbolcu. Şimdi baktığımızda gerçekten tam bir fabrika ama işte işin sonunu getirmede birazcık sıkıntı yaşıyorlar. Yani aslında bazı sıkıntılar da oldu. Onu da konuşacağım az sonra Esentepe adına. Maçtan başlayayım. Maçı değerlendirelim. Önce gördüğüm kadarıyla ilk devrede Mustafa Acar, Yılmaz Köy, ikinci devrede Esentepe'nin pozisyonları ağırlıklı, var. Evet. Güzel bir maç olmuş. Her iki takım da kazanmak için oynamış. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü bu yıl aslında iki takımın da hedefleri değişti geçtiğimiz yıl oranla. Yani aslında Esentepe'nin hedefi yine çıkmaktı geçtiğimiz yıl. Bu yıl bu hedef devam ediyor. Ama Mustafa Acar, Yılmaz Köy hedefini biraz değiştirdi. Geçtiğimiz yıl ligde kalmayı başardı. Ligi tanıma yılıydı geçtiğimiz yıl bana göre Mustafa Acar, Yılmaz Köy'ün. Bu yıl biraz daha güçlü, biraz daha farklı bir hedef koyarak daha üst sıralarda yer alma. Bayram, bir playoff. Bayram daha günün gelmesi bir öyle hedef olayını daha mı fazla hissediyorlar yani, şu an? Bayram Hoca seviyor. Başarılı olmak için çalışıyor. Tabii ki geçtiğimiz yıl İsmail Hoca'ydı. O da çok başarılı bir sezon geçirdi. Şekilde, tabii ki. Genç bir teknik adam o da. Hı hı. O da çok çalıştı, mücadele etti. Gençlere şans verdi, oynattı. Bayram Hoca tabii son olarak biliyorsun BTM2'de Sarrazam Kayalar'da final oynamış. Finalde penaltılarla kaybettiler. O da geleceği parlak bir hocamız. Burada tabii ki bir hedef var. Yukarı sıralarda oynamak. Playoff heyecanı belki Mustafa Acar, Yılmaz Köy için bir hedef olabilir bu yıl. Yani en azından ligde kalmadığın üzerine çıkmaları lazım. Aynen öyle. Evet. Yani futbolda nasıldır? Kaya Miroğlu sen de futbol oynadın. Bir hedef koyarsın. Biraz daha düşük hedeftir. Onu garantiledikten sonra yine durmazsın. Evet. Daha iyisini istersin. Evet. Yani ben ligde kaldım, garantiledim. Biraz daha zorlayayım, belki playoff oynarım. Evet. Düşüncesi vardır. Yani bu futbolcunun içinde vardır. İstek her zaman var. Yani teknik evet. Adam bunu söylemese bile futbolcunun içinde bilinç vardır. Bilinçaltı. Var. Kesin sahaya kazanmak için çıkarsın. Evet, aynen. Bu yıl bunu iki takım da başarabilir. Evet. O kalitesi var, o kadrosu var. Göreceğiz hep birlikte. 1-1 bitti. Maçın hakkı beraberlik bana göre iki takım için de iyi oldu. Birer puan. Tabii ki Yılmaz Köy zorlu Esentepe deplasmanını çıkardı aradan. İlk haftadan. Zorlu evet, bir deplasman. Uzak deplasman. Aynen. Yani kışın daha zor bir deplasman alıyor. Bu bölgelere daha fazla yağmur düşüyor. Evet, aynen. Saha zemini ağırlaşıyor. Hı-hı. Çok daha zor bir deplasman olur Esentepe deplasmanı ama bir puanla dönmeleri belki kendilerini memnun etmemiş olabilir. Yani 3 puan için oynadılar ama bir puan da bana göre kötü değil Esentepe deplasmanından. Tabii ki Esentepe'de geçtiğimiz hafta bir şanssızlık yaşandı. Türkiye'li futbolcu adadan ayrıldı. Kimseye haber vermeden Melih adadan ayrıldı. Ve yeni bir takıma imza attı 2 gün sonra. Bu çok gerçekten çok üzücü bir olay. Hı hı. Yani Esentepe burada mağdur oldu. Tabii ki. Yani son bir hafta kala son gün bir oyuncu getirdiler. Ve takıma monte ettiler. Yusuf Oit isimli. Hı hı. Forvet oyuncusu. Onu da izleme şansı buldum yani. Bence iş yapacak Esentepe takımında. İyi bir transfer. Ama yani bu sorunlarla uğraşmak,
kolay değil Kayamiroğlu. Yani siz tam takımınızı hazırlarsınız sezon öncesi. Oyun sisteminizi belirlersiniz. O oyuncuya göre takım dizersiniz. Oyun kurarsınız, düzen yaratırsınız. Santrafor oynuyordu Melih. Evet, Melih yani. Santrafor oynuyordu. Sizi bırakıp gidiyor. Size diyor ki ayağım ağrıyor. Bu antrenmanı yapmayın. Bu hazırlık, son hazırlık maçını oynamayın hocam. Hoca size güveniyor. Tamam diyor. Ertesi gün yok. Telefonlara çıkmıyorsunuz. Telefonunuz kapalı. Yani, ya bu gerçekten çok üzücü bir olay. Davut Kansubi gibi bir de hoca var şeyde. Evet. Maçında yani efendi disiplini. Ve parasını da almış yani. Peşinatını evet. Alan bir futbolcu. Evet. Yani SNTP biliyorsun maddi sıkıntılar yaşayan bir camia. Tabii ki. Yani buradaki oynayan futbolcuların zaten %95'i altyapı. Çocuklar köyü için oynuyor. Yani kadroya bakıyorum şu an yani gene aynı. Tabii transferler oldu. Kaleci Ahmet Vatansever'i aldılar. Bence iyi bir transfer o da. İşte Ali Avcısoy geldi. Ali Avcısoy golü attı. Yani kötü transfer de yok aslında takım için ama geriye kalanlar hep altyapı. 16-17 yaşında çocuklar var. Yedeklerde oynayan. İşte Hüseyin Ermiş, Okan Kibar. Bak hep görüyoruz bunları. Yani burada Mehmet Ada Arıkan mesela 2007 doğumluymuş. Evet. 16 yaşında 11 oynamış. Evet, 11 oynamış. Çok enteresan. Yani burada Hüseyin de 15 yaşında oynuyor. O da 15 yaşında. Yani gençlere güveniyorlar. Tabii ki. Ki orada da geliyor yani potansiyel evet, de var. Evet. Kazanıyorlar evet. Aynen öyle. Yani bu sıkıntılarla boğuşup lige girdiler. SNTP için bence zaman lazım. Kötü de oynamadılar. İkinci yarıda pozisyonları var. Hı hı. Bir topları direkten döndü. Tabii pozisyon da verdiler. Geçen sezon da biraz sıkıntılı başladılar ama sonra öyle bir performans. Playoff'a kadar gittiler. Sevgili Kayamiroğlu bu ligin takımı SNTP. Evet. Yani bana alınmasınlar kötü niyetten söylemiyorum. Yani Süper Lig'de de oynayabilir, çıkabilir. Ama bu ligi çok iyi bilen bir camia. Evet. Birinci ligde istediği anda başarı yakalayabilecek bir takım SNTP camiası. Birlik beraberlik had safhada. Köy zaten sporu çok seviyor. Türbünler dolu her maç. Futbolu seviyorlar. Sporu seviyorlar. Evet, evet. Bana göre önleri açık. Bu yıl SNTP yani playoff'un içinde olacaktır. Gene. Şu an daha birinci hafta ama ben gene o hedefle gene o kalitesi var Kayamiroğlu. Evet. O kadronun oyuncuları da yani o tecrübeyi almış oyuncular. O havayı bilen oyuncular. Evet. Tabii Mustafa Celil Yılmazköy'ün yapacağı işe bağlı. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla biraz daha fazla sanıyorum bütçe ayrıldı sponsor tarafından. Salih Say geldi. Aynen öyle. Tecrübeli. Mehmet Söker'i aldılar Çinkaya'dan. Bence o da iyi transfer. Sağ bek'te oynadı evet. Bu hafta. Hı hı. Yunus'u aldılar. Yunus Emre Bal takımın 10 numarası. O da iyi transfer. Yani geçen seneki kaleci Hüseyin Platin yine kalede. İşte yani Özner, Ersal mesela devamlı oynayan futbolcu. Bu yıl da birazcık daha fazla sanıyorum hedef büyütmelerinden dolayı kesenin de ağzını açtı Mustafa Acali Yılmazköy diyelim. Evet. Hedefi büyüttü. Tabii bunu lig içinde göreceğiz. Zor bir deplasman olacak. Sahanın durumu da tabii önemli. Tribünler bitmişti. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksın. Evet. Tabii tabii şimdi daha iyi bir statta oynayacaklar. En azından bir havası. Zor bir deplasman olacak gene. Tabii ki kesinlikle havası olacak gene o stadın. Ben de aynı fikirdeyim. Yani o takımlar, gelecek olan takımlar oradan kolay kolay 3 puan veya 1 puan alamayabilir. Evet. Zorlanacaklar. Her deplasman zor ama bazı deplasmanlar daha da zor olacak diye düşünüyorum. Aynen ben. Öyle. Bir tanesi de Yılmazköy'dür. SNTP gibi. İkişer değişiklik yapmışlar. İki takım da çok enteresan. Ona da bakıyorum. Yani genelde Aksa birincilikte karşılaşmalarda izliyoruz. Tüm futbolcu, tüm 5 oyuncu değişiklik hakkını genelde kullanmayı deniyor takımlar. Evet. Son dakikada da olsa yapmaya çalışıyorlar çoğu takım ama burada demek ki oyunun gidişatına göre o 1-1'lik skor da tabii olunca bozmama adına iki takım da iki teknik adam da çok fazla şeye girmemiş, riske girmeyip mevcut kadro oynayan oynayanlarla birlikte ki ikinci devrede yapıldı iki değişiklik de her iki takımında ona göre bir oyun taktiği yani oyun anlayışı benimsemişler. SNTB'de bakıyorum İlyas Niyazi, Okan Kibar, Egecan, Mahmut İzoğlu. Bu oyuncular Dursun Ali. İlk 11. Bunlar geçtiğimiz yıl evet, 11'di. Evet. Çoğu maçta evet, ilk 11'di. Evet, aynen. Yani Osman Erdoğan kaleci aynı şekilde. Aynı zamanda Mustafa Acali Yılmazköy'de Chris Lin, Doğan Türk. O da evet, tabii ki. Oynuyordu diye hatırlıyorum ben. Hı hı. Yani bu oyunculara da yine şans gelecek Kayamiroğlu ama ben SNTP'nin özellikle SNTP'nin kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu ligi bilen, yine tekrarlıyorum, tecrübesi olan ve gençlerle harmanlanan bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Bu yıl
iyi takımlar arasında yer alacak diye düşünüyorum. Bir evet. birlik bence maçında hakkı beraberlik. Yani normal bir skor. İki takım da kaçırdı. Evet. Bulduğunuz atacaksınız. Öyle tabii ki. Yoksa tabii ki. Kazanamazsınız. Birer puanla başladılar lige. Evet, tamamladıysak geçelim. Evet. Üçüncü karşılaşmamız haftanın en gollü karşılaşması. Mausa Maraş Necip Halil Kartal stadında oynandı. Maraş Gençlik Geçit Kale 8 gol. Haftanın en gollü karşılaşması. Enteresan bir karşılaşma oldu. 4-4'lük beraberlik. 4-4'lük bir maç oldu da diyebiliriz. İzleyelim özeti, sonrasında içerideyiz. Aksa 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Maraş ile Geçitkale, Maraş Necip Halil Kartal stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mustafa Öztugay, Serkan Özdenkçi, Mehmet Volkan Çelik yardımcılıklarını yapıyor ve ev sahibi Maraş'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Geçitkale atağı, Vedat Ceza sahasının ortası, İrfan vuruşu top yan direkten dönüyor. Şanssız dakika, Geçitkale adına atak devam ediyor. Bu pozisyondan sonuç gelmiyor. İlk bölümler karşılıklı ataklar. Ahmet Kıyı'nın serbest vuruşu, Önder'in kafa vuruşunda kaleci Gürcan mükemmel çıkarıyor, topu kornere gönderiyor. Süleyman'la gelişen atak, ceza sahasının ortası, Önder'in vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka atak, Mehmet Ergün Çekici'nin ortası, ceza sahası içerisinde Önder pozisyonu offside. Üst üste Maraş atakları, ceza sahasında Önder gol pozisyonu ve gol. Dakika 20, gol Önder. Maraş Geçitkale karşısında 1-0 öne geçiyor. Önder ve arkadaşlarının gol sevinci. Serbest vuruş, ön direğe doğru, kaleci Umut'ta kalıyor top. Gelişen bir başka Maraş atağı, Arda topla dribling halinde ceza sahasında rakiplerinden sıyrılıyor, topu ağlara gönderiyor. Dakika 26, gol Arda. Maraş Geçitkale karşısında 2-0 öne geçiyor. Arda'nın attığı bu güzel golü bir kez daha izliyoruz. Erken gelen goller, üst üste goller, 2-0'lık üstünlük. Ahmet Kıyı ile başlayan atak, atak olgunlaşıyor. Ceza sahasına yapılan orta, Önder topun gelişine topu ağlara gönderiyor. Dakika 28, gol Önder. Maraş Geçitkale karşısında 3-0 öne geçiyor. İzliyorsunuz, topun gelişine mükemmel vuruyor, topu ağlara gönderiyor ve skor 3-0 oluyor. Ligin yeni ekibi Geçitkale 1. Lig mücadelesinde 3-0 geride. Gelişen atak, Rifat vuruyor, topu farklı şekilde dışarıya gönderiyor. Serbest vuruş, direkt kaleye, kaleci Umut, oluşan karambol, savunma çizgi üzerinden uzaklaştırılıyor, sonuç gelmiyor. Bir başka serbest vuruş, ceza sahası içerisinde arka direkte Çağdaş topu ağlara gönderiyor. Dakika 44, gol Çağdaş, farkı 2'ye indiriyor, skoru 3-1'e taşıyor. Tecrübeli isim 44. dakikada golü atıyor. Ahmet Kıyı'nın serbest vuruşu, o noktada dokunamıyor Maraş futbolcusu. Serbest vuruş, Süleyman vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. İlk yarıda karşılıklı ataklar, tam 4 gol. Ceza sahasında oluşan karambol, atak devam ediyor. Penaltı beklentisi var. Maçın hakemi Mustafa Öztugay oyunu devam ettiriyor. Sonrasında da çalan düdüğüyle ilk yarıyı Maraş Geçitkale karşısında 3-1 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Cemil topla buluşuyor. Hüseyin, sonrasında Cemil, kaleci Umut ayaklarıyla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bir başka atak, Mehmet Çavuş da sahası içerisinde. Mehmet Çavuş penaltı beklentisi var. Oyun devam etti. Gelişen Maraş atağı, Ahmet Kıyı ceza sahası ön çizgisinde içeriye bırakıyor. Önder iyi vuramıyor, savunma topu engelliyor. Ceza sahasına gönderilen top, Cemil, Emre, boşta kalan top, İrfan vuruyor ama öncesinde kalkan bayrak, pozisyon offside. Dönerek vuruş, İrfan'dan penaltı beklentisi var, yine oyun devam etti. Gelişen Maraş atağı, Ahmet Kıyı içeriye bırakıyor, son anda savunma topu kornere gönderiyor. Üst üste ataklar, Burak'la başlayan atak, yapılan hareket, oyun devam ediyor. Süleyman topu ağlara gönderiyor ama öncesinde yardımcı hakemin uyarısı var. Pozisyonu faul olarak değerlendiriyor ve hemen faul atışıyla oyun başlıyor. Burak vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Ceza sahasında yapılan orta, Cemil arka direkte iyi vuramıyor, top dışarıya gidiyor. Serbest vuruş, Cemil mükemmel vuruyor, harika vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Dakika 59, gol Cemil, farkı bile indiriyor. Bu mükemmel golü bir kez daha izliyoruz. Tecrübeli ayak mükemmel bir gole imza atıyor. Gelişen Geçitkale atağı, ceza sahası içerisinde yapılan hareket, maçın hakemi Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösteriyor.
Penaltı atışı İrfan, kaptan topun gerisinde. İrfan geliyor, kaleci Umut Köşe'den topu çıkarıyor. İrfan'a gol şansı tanımıyor. Beraberlik şansını kaçırıyor geçit kale takımı. Ahmet Kıyıcı içeriye bırakıyor. Süleyman sonrasında kaleci Gürcan Süleyman topu ağlara gönderiyor. Yardımcıya bakıyor maçın hakemi. Gol değer kazanmıyor. Faul olduğunu belirtiyor. Maçın hakemi Mustafa Öztugay yardımcı hakemin uyarısıyla. Süleyman'ın itirazları var, Önder'in itirazları var ama gol değer kazanmıyor. Değerli futbol severler, 3-2'lik üstünlük devam ediyor Maraş adına. Ceza sahasına yapan orta Yekta'nın kafa vuruşu top çizgiyi geçiyor ve maçın hakemi golü veriyor. Dakika 72, gol Yekta, maça denge geliyor. 3-3'lük eşitlik, geriden geliyor, geri dönüyor geçit kale 3-0'dan. 3-3'ü yakalıyor ve büyük sevinç yaşıyor. Ligin yeni ekibi geçit kale takımı. Ahmet Kıyı ile başlayan atak, şık bir pas, iyi bir asist. Bu asisti boş geçmeyen Süleyman Bayır oluyor. Dakika 74 izliyorsunuz. Mükemmel bir asist. Süleyman topu ağlara gönderiyor. 74. dakikada Maraş bir kez daha ne geçiyor. Tam 7 gol. 4-3'lük Maraş üstünlüğü. İtirazlar var kenarda. Kaleci antrenörü Özgür Russo, İrfan. Gol sevinci Maraş futbolcuları bir kez daha öne geçiyor. 3-0'lık avantajdan 3-3'e yakalandı. Sonrasında Süleyman Bayır'la 4-3 öne geçti. Maçın hakemi Mustafa Öztugay, 4. hakem Burak Mandıral'ın uyarısıyla Özgür Russo sarı kart görüyor kaleci antrenörü. Emir'in serbest vuruşu, Ahmet vuruyor, top dışarıya gidiyor. Zevkli çekişmeli maç devam ediyor. Cemil'in ortası, Burak, boşta kalan top, ceza sahasında oluşan karambol. Bu ataktan sonuç gelmiyor. Gelişen Maraş atağı. Ahmet Kıyı topla buluşuyor. Topun gelişine köşeden Gürcan çıkarıyor. Köşe vuruşu kullanıyor Maraş takımı. Kafa vuruşundan da sonuç gelmiyor. Süleyman Bayırdı pozisyonun içinde. Ceza sahasında şut, top dışarıya gidiyor. Cemil'in ortası. O noktada İrfan dokunuyor. Kaleci Umut köşeden topu çıkarıyor. Beraberlik arıyor geçit kale takımı. Ceza sahası içerisinde elle kontrol var. Maçın hakemi Mustafa Öztugay bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 90. Hüseyin geliyor, topu ağlara gönderiyor. 90. dakikada Hüseyin Yeşilbaş'ın penaltıdan attığı golle maça denge geliyor. 4-4'lük eşitlik. Tam 8 gol. Zevkli çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında 4-4'lük eşitlikle karşılaşma tamamlanıyor. 4-4 berabere 8 gol, 4-4'lük bir karşılaşma. Gerçekten inanılmaz bir heyecan. Necmi Ünsal yani 3-0, sonra 3-3 oldu, 4-3 oldu, tekrar öne geçti Maraş, geçtik. Evet. 4-4 tartışmalı pozisyonlar da var tabii. Şimdi ilerledikçe ekranda değerli yönetmenim Erkut Mansur'dan rica edeceğim. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Yani bu maça gidemedik, çok şey kaçırdık. Yani 8 gol, verilmeyen de goller var, sayılmayan. Tartışmalılar var. Aynen, ben de tam da yönetmene bize ekrandan alsın maçı tam ekran diyecektim. Ben ikinci maçın ikinci yarısında o pozisyonlar. Ben sesleneceğim Erkut Mansucu, o pozisyonlarda duralım. Evet Necmi Ünsal. İzleyicilerimiz de biz konuşurken maçı takip etsin. Tabii ki. Yeniden. Çok güzel bir maç oldu. Gitgelli bir maç. Direkten dönen toplar aynen var. Öyle. Kalecilerin kurtarışları var. Yani iki takım da belli ki galibiyet için sahaya çıktı. Açık futbol oynadılar. Tabii ki Maraş evinde oynamanın avantajını kullanmak istedi. Çünkü Maraş deplasmanları her zaman zor olur. Evet. Yani hiç rakip tanımaksızın her takıma karşı kazanmak için oynayan bir yapısı var Maraş takımının. Bu maçta da çok büyük avantaj yakaladılar aslında. Yani 3-0'lık bir avantaj. Siz kendi evinizde oynuyorsunuz. 3-0 öndesiniz. Ama işte maç düdük çalınca biter. Maç bitti derseniz böyle olur. Sonucuna katlanırsınız. Kalecilerin kurtarışları var ama sanki savunmalarda biraz sıkıntı mı var? Yani var. Yani 4 gol iki takımda 7. Evet. Sadece kalecilere suç bulamayız. Bu noktada mesela bu pozisyonlar yani çok adam geçme işte o aradaki boşluğu bakın gayet iyi güzel hareketler yani, ama savunmada kolay geçilmiş bazı pozisyonlar. Ama gerçekten genç futbolcunun da hakkını vermek lazım. Evet. 2007 doğumlu Arda Gök gerçekten alt yapısından yetişti. Fiziği çok iyi. Ve çok da top tekniği yüksek bir isim. Çok güzel bir gol attı. İlhan Hoca 11'de şans verdi. Golleri güzel, Kaya Emiroğlu. Bu gol da çok güzel. Bu da güzel. Önder yine. Geçtiğimiz yıl
Mustafa Acel Yılmazköy'ü attığı voley golüyle ligde tutan Önder. Evet, bir voley de ligin ilk maçında attı. Estetiği seviyor. Aynen öyle. Güzel vurmuş yani evet. Topa. Güzel goller gördü izleyiciler. Tabii yani Geçitkale'yi de burada kutlamak lazım. Yani 3-0 siz mağlupsunuz ama maçı bırakmıyorsunuz. İzzet Kaçmaz, teknik direktör. İzzet Kaçmaz yıllarca Maraş'ın teknik direktörlüğünü yaptı. Evet. Maraş'ı en iyi tanıyan teknik direktör İzzet Kaçmaz'dır. Şu an bu oynayan bir sürü futbolcunun, genç futbolcunun altyapısını veren İzzet Hoca'dır. Onlara şansı veren İzzet Hoca'dır. Yani burayı çok iyi tanıyor. Hı hı. Ve yapısında da vazgeçmemek var İzzet Hoca'nın. Sen de biliyorsun. Kesinlikle. Yani maçı asla bırakmaz. Asla. Skor asla. Ne kadar farklı olursa olsun maçı bırakmayan bir yapısı var. Bu yapıyı da oyuncularına işlemiş belli ki. 3-0'dan sonra maçı bırakmayan bir Geçitkale izledik. 3-0'dan 3-3'e geldi. Daha sonra 4-3 ve yine 4-4 oldu. İlk yarı 3-1 bitmiş. Aynen öyle. Yani evet. Maraş, yani futbolda bir tabir var. 1-0 tehlikeli skordur. 2-0 tehlikeli skordur ama 3'ü at, fişi çek derler. Maçı bitir derler. Maraş 3'ü de atmasına rağmen maçı bitiremedi. Demek ki Geçitkale'de iş var. Yani Geçitkale maçı bırakmadı ama evet. Burada sadece Geçitkale'nin maçı bırakmaması değil. Az önce senin dediğin gibi savunma sıkıntılarına her iki takımın da bir bakması lazım. Normaldir. İki takımın da daha ilk maçı, ligin ilk haftaları her zaman zor olur. Rakiplere bakmazsızın her maç zor geçer. Tabii ki zaman istiyor takımlar. Mesela Geçitkale 8 yıldan sonra 1. lige yükseldi. Burada duralım. Erkut Malçuk burada bir penaltı beklentisi var. Necmi Ulusal çok özür diliyorum. Geri alalım. Geri alalım lütfen. Burada bir elle oynama beklentisi ceza alanı içerisinde. Biraz geri alalım. Tam pozisyonu aktaralım orada. Orada pozisyonun içerisinde Geçitkale atağında yine. Evet, bu pozisyon. Yavaş çekim. Sanıyorum İrfan Boşnak mı o? Evet, İrfan. İrfan Boşnak. Devam edelim şimdi yavaşça. Yavaşça devam edelim. İrfan dönüyor. Sırtı dönük tabii ama. Karşılayan Emir Dolu. Emir Dolu karşısında. Dönüp. Şutunu çekti. Duralım burada. Yani sanki bir geri. El gibi geldi. Evet, bir geri. Bir geri. Tamam, burada duralım. Şimdi sol ele sanki bir temas var burada. Yani tamam, Emir yüzünü korumak için ellerini önüne atıyor. Sağ el kapalı zaten, onda sıkıntı ama sol sanki el. Sanki ellerine vurmuş gibi. Evet, sol el sanki top, yani top yakın mesafe. Evet. Ama penaltıdır Kayemiroğlu bu. Burada sanıyorum karşılaşmanın hakemi Mustafa Öztügay. Yardımcı hakem karşıda. Yardımcı hakem daha net görmüş. O da Serkan Özdenkçi. Yani onun daha iyi görmesi gerekir. Mehmet Volkan Çelik, pardon, düzeltiyorum. Onun Mehmet açısı daha iyi. Evet, Mehmet Volkan Çelik'in açısı daha netti. Önünde futbolcu var çünkü Mustafa Öztürk. Belki görmemiş olabilir. Ama yardımcı hakem daha net gördü ama devam edelim. Devam edelim yavaş yavaş. Evet, yani burada bir temas var. Bu Emiroğlu bu. Bu yani, sanki penaltı gibi. Evet. Bunu. Evet, kesinlikle. Bana göre penaltı. Burada tabii maç kaç kaçtı bilmiyorum. 3-1. 3-1 diye kritik. 3-1 devam edelim. Evet. Yani devam edelim. Yine ben söyleyeceğim Erkut Mansucu o pozisyonları devam edeceğiz. Devam etsin görüntü normal. Bundan sonra pozisyonlar. 8 yıldan sonra Geçitkale 1. ligde oynuyor. Evet, uzun onun zaman. Onun bir heyecanı var, bir özlemi var. Ondan dolayı Geçitkale de maçı bırakmadı. Taraftarı da yalnız bırakmadı. Bu pozisyonda alalım. Burada, alalım bunu da lütfen. Offside mi kaldırıldı burada? Burada offside beklentisi vardı ama faul vermiş zaten Mustafa Öztügay. Bakın. Tamam, buradan yavaş gidelim Erkut Mahsucu. Yayın masasına çok teşekkür faul ediyoruz bu akşam. Faul kime verdi burada? Burada devam ediyor. 16. Duralım burada. Duralım burada. Ayağı görüyor musun Kayemiroğlu? Burada 16. Geçitkaleli futbolcunun ayağını. Evet. Yani burada faul yapmışsa zaten Geçitkaleli yapmıştır. Tamam, burada faul var zaten. Tamam da oyun devam ediyor ama devam etsin. Kime faul verdi burada? Maraş Gençlik'le yine verdi ama oyun devam ediyor. Bakın Süleyman Bayır. Offside beklentisi var. Offside bayrağı kalktı mı kalkmadı mı onu görmedik. Katraş. Ama topu tam, direkt kaleye gönderiyor. Oyun devam ediyor. Tam topa vururken bir bakalım Süleyman'ın tamam, yerine. Geri gelelim. Bu arada futbolcu, Maraş Gençliği'nin futbolcusu orada sıyrılmıştı ama yani o faula rağmen. Tam kafayı. Tamam, devam etsin. Burak'tı pozisyondaki. Evet. Burak Karabacak sıyrılıyor. Duralım.
Tamam, burada duralım. Yani burada ben yorum yapamayız. Erkal Ekşi Geçikaren'in futbolcusu. Tabii biraz yani bence faullü bir yorum hareket. Yorum yapamam offside için çünkü orada gölgelerini görüyorum oyuncuların. Evet. Gölgeye göre de yorum yapamam yani. Devam etsin. Olmaz. Yavaş devam edelim. Bakın burada vurmuş zaten Burak. Devam etsin. Yavaş devam etsin. Tamam, burada vuruş yapıldı. Top zaten Süleyman geride burada. Bu offside değil. Bence de. Yani avantajı mı kesti burada? İşte onu söyleyeceğim. Evet. Devam etsin şimdi. Bakın. Faul zaten futbolcu düşmemiş. Net faul bu. Tabii Mustafa Özkoy şu an katrajda değil. Faul var ama burada devam ettirebilirsiniz. Gol oluyor bu. Oldu zaten. Devam etsin. Vursun topa Süleyman Bayır. Hızlı oynasın. Evet, hızlı normal oynatalım. Evet. Offside yok. Yoktu. Bence yok offside. Devam. Gelişine vurmuş kaleci önde. Çok daha güzel bir gol. Evet, topu alardı ama Mustafa Öztürk'e faul verdi. Devam etsin. Maraş faul çekti yani burada. Evet, kullandı faul. O zaman burada gol gitti. Evet. Belki de maç bitecek bu golle. Şimdi düdüğü çaldı mı çalmadı mı? Bir de orada şüphedeyiz tabii. Evet, bu pozisyon böyle geçti. Devam ettirebilir. Bu gol olsa avantaj, belki yani. De Maraş beraber bitmeyecek. Tabii ki avantaja kalabilirdi bu pozisyon. Bu da çok güzel gol. Bu arada Cemil'in golü harika. Klasik Cemil golleri. Cemil de yani iyi dönmüş. Yani o da gayet formda. Pozisyonlar, goller bayağı da renkli geçti Necmi Ulusal karşılaşma. Yani biraz fazla konuşuyoruz penaltı gibi. Penaltı da kesti Umut. Evet, bu pozisyonda penaltı. Net penaltı. Evet. Yani Hüseyin Yeşilbaş da forumda girdi. Evet, gerçekten. Burada İrfan boşuna kullandı ama Umut iyi uzanmış. Gole izin vermemiş. Burada biraz gardı düşer mi, düşmez mi? Onu merak ettik. Burada da bir kaleciye müdahale var mı, yok mu? Evet. Gol sevinci oldu. Geri alabilir miyiz? Geri alalım. Geri alalım. Bunu da bir bakalım. Alalım geri. Süleyman'ın iki golü gitti. Evet. Yani attı gol Süleyman ama iki tane daha iki gol yani. Gitti. Geri alalım lütfen. Topa vur daha önce. Öncesi devam et, daha öncesi. Offside var mı ona bakacağız. Ahmet Kıyı yine orada. Ahmet Kıyı bu arada iyi formda. Yani... Ahmet Kıyı zaten tartışmam, çok kaliteli bir oyuncu. Geri, geri. Mesela hatırlıyorum. Maraş'a... Tamam, burada, burada, evet. Topa vurduğu anda duralım. Devam etsin. Topa vurduğu anda. Devam, devam. Tamam, duralım burada. Offside yok. Yok, offside yok. Arkada da var bir futbolcu. Sağ bekteki futbol. Tamam, kesiyor. Burada offside yok. Devam ediyoruz. Offside yok pozisyonda. Oyun devam etmiş. Bu arada Geçikkale futbolcu. Burada duralım. Geçikkale futbolcuları duruyor. Yani burada sanki faul yok gibi geldi bana. Hayır, bayrak kalktı mı da durdular Geçikkale futbolcuları. Bakın savunma oyuncuları durdu. Yok. Tamam, burada da faul yok gibi geldi bana. Yani bana da öyle geldi ama. Bir, çok az geri alıp devam etsin. Bir Süleyman'ın kaleciyle olan pozisyonda görmüş olalım. Yani kaleci Yurcan. Devam. Sanki topu ellerinden çekiyor. Ellerini çekiyor. Ya, ha yani temas... Yok gibi geldi. Offside yok zaten yani. Offside yok. Hakem faul veriyor. Faul vermiş. Takdir o şekilde. Ben yani çok da faul görmedim ama. Ama bence, işte kalecinin ellerinde temas var mı yok mu, o önemli. Bence goldü Kaya Emiroğlu bu pozisyon. Evet. Süleyman'ın yani gol atmış ama Süleyman ama. Diğeri de gol, bu da gol. Evet. İki gol yani bence. Orada avantaja bırakması lazımdı. Bırakmamış Mustafa Öztürkay. Tamam, devam etsin. Bunu da geçtik. Yani bu pozisyonlarda maçın önüne geçti maalesef. Evet, biraz önüne geçti. 3 tane pozisyon. Bakın, bir penaltı Geçikkale lehine verilmedi. 2 pozisyon gol. Biri hatta net gol, o devam etse avantaja bırakırsa. Tabii ki ya. Bence bırakılması gerekir. Kesinlikle. Yani bu da verilmedi. Dolayısıyla tabii bayağı tepki gösterdi Maraş Gençlik futbolcuları. Sonrasında artık son bölüm tabii ki inanılmaz heyecan. Burada Umut nasıl bu golü, evet, bir, anlamadım ama. Bir kaleci hatası. Önündeki Geçitkale futbolcusu sanıyorum. Orada Hüseyin Yeşilbaş'tır. Evet, pozisyonunu Umut'un bozdu. Pozisyonunu bozmuş olabilir. Evet. Değildi orada. Evet. Yanıltmış olabilir. Tecrübeli oyuncu. Aynen yani öyle. Ne yapacağını bilmiş i̇şte orada. İşte burada aslında. Bir de bu pası çok hoşumuza gitti. Ve gol oluyor bu pozisyon. Evet, sağlarda bu 3-3 olduktan sonraki pozisyon bu. Yani çok iyi bir pas. Bakın çok ya. Ahmet Kıyı harika bir pas aynen vermiş. Aynen. Adrese teslim. Süleyman Bayır da affetmedi. Golünü attı. 4-3 öne geçen Maraş. Maraş. Burada tabii itirazlar da var. Tabii bu itirazlar neye, onu anlamadık. Elle oynama sanıyorum.
Sonrasında da yine penaltı ve dördüncü gol geldi Necmi Ulusal. Biraz tabii uzun yani, konuştuk maçı ama. 4-8 gol oldu. Evet 8 gol. 4 dörtlük maç 8 aynen gol. Aynen öyle. Evet. Ahmet Kıyı'dan bahsedeyim. Mesarya'dan hatırlıyorum. Çok kaliteli bir ayak. Maraş'a büyük katkı koyacak diye düşünüyorum. Zaten ilk haftadan bunu gösterdiği. Süleyman gibi bir silahı var. Daha Burak girecek bu takıma. Vatani görevinde yavaş yavaş bitiriyor. Tamamlayacak artık Burak Karabacak. Geçtiğimizde 22 gol atmıştı evet. Maraş'ta. Evet. Yani Maraş'ın aslında bence kadrosu kötü değil. Onlar da tıpkı Esentepe gibi bu ligi tanıyan dişli bir takım, zor bir deplasman. Bu sahada iyi alıştılar. Bu Sentete'ye iyi alıştı Maraş takımı. Evet. Böyle çok maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi Geçitkale'de hevesli, heyecanlı, gayet doğal 8 yıl sonra 1. lige döndüler. Kalmak isteyecekler de 1. lige. Kalmaları lazım. Yani yeni bir genç takım kuruldu. Evet, bir heyecan tabii, var tabii, o bölgede. Tabii. Evet. Yani Geçitkale'de bence bu yıl renk katacaktır. Sıkıntı yaşayabilir. Normal olur ilk yılıdır. Ligi tanıma açısından devre arasına kadar en azından toplayabilecekleri en iyi puanı toplayıp devre arasında ihtiyaçlarına göre bir iki takviye yapabilirler. Ligi çok iyi tanıyan bir teknik direktör var. İzzet Kaşmaz. Aynen öyle. Bu da bir avantaj. Öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yıllardır birincilikte evet, yıllardır görev yapıyor. Rakipleri çok iyi tanıyor. Ki Geçitkale'nin de kadrosu iyi. Yani evet. İrfan Boşnak büyük golcü. Gerçekten büyük golcü. Cemil Avvat çok iyi bir futbolcu. Ve güzel yani iyi bir performans. Hüseyin Yeşilbaş iyi döndü. Yekta o da geçen yıl yine birincilikteydi. O da tanıyor. Gençler Birliği'ndeydi. Evet tanıyor. Rifat aynı şekilde. Yani, Ali Elmas. Vedat İncili'deydi. O da ligi tanıyan bir futbolcu. Dolayısıyla da baktığımızda sonradan oyuna girenler de dahil Mehmet Çavuş var tecrübe. Mehmet Çavuş tabii ki. Dolayısıyla boş bir takım değil Geçitkale. Katılıyorum. Zor bir deplasman olacak. Kesinlikle. Ki kesinlikle. Yani bana göre buradaki performansı Geçitkale'nin iyi olma performansının sebebi de şudur. Saha sentetik. Geçitkale'nin de sahası sentetik. Evet. Yani evet. Sentetiğe alışmış bir takım Geçitkale. Rahat oynamışlar belli. Yani. Maraş deplasmanı evet. Kendilerine belki de deplasman gibi değil de çünkü zemin anlamında. Yani. Evet, evet. Futbol oynadılar. Evet. İyi futbol oynadılar. Dediğim gibi ama o hakemin verdiği kararlar maçın önüne geçti maalesef. Evet biraz önüne geçmişti. Diye doğru. Düşünüyorum ben. Evet bitirdiyse yorumları geçelim. Dördüncü karşılaşmamız Lapta, Düzkaya Lapta şehir Şevket Kadir Stadı'nda oynandı. Düzkaya tek golle kazandı. Özet görüntüleri izliyoruz. Sonrasında stüdyodayız. Aksa birincilik ilk hafta mücadelesi Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı Lapta Düzkaya'yı konuk ediyor. İsmail Ercan karşılaşmanın hakemi, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar yardımcıları, Mustafa Torun dördüncü hakem olarak görev yapıyor. Maç öncesinde seremoni karşılaşmaya Düzkaya takımı başlıyor. İlk atak Düzkaya'dan ceza alan Çelisi sekken top kafa vuruş topu yandan dışarıya gidiyor. Uzun bir pas Lapta atağı ceza alan Çelisi kaleci çıkıyor o noktada Ali Karal kontrolüyor. Bir vuruş top üstten dışarıda. Karşılıklı ataklar serbest vuruş direkt kaleye kaleci son anda uzanıyor. Hakan Göktuğ topu uzaklaştırıyor. Orta alanda mücadele Hüseyin Konyaloğlu, Salih Zencir filan Salih yerde kalıyor. Sonrasında çalan düdük faul kararı itirazlar da var. Sakatlık geçiriyor Salih. Ve son düdük geliyor ilk devrede. İlk devrede gol yok. 0-0'lık eşitlik var. İkinci devreden görüntülerimiz Lapta başlıyor. Lapta savunmadan çıkmaya çalışıyor. Kaptırılan top o noktada. Ceza alan içerisine pas, gol pozisyonu, savunma, boşta kalan top. Düzkaya atağı sağ kanattan gelişiyor içeriye orta, boşta kalan top Salih vuruyor, kaleci Hakan. Dönen top Cem vuruyor, yan direk top ağlarda gol. Dakika 61, gol Cem Erdem. Düzkaya deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Lapta eşitliği sağlamaya çalışıyor. Kafa vuruşu, ceza açısı. Dönerek vuruş topu üst direkten. Sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. İçeriye serbest vuruş. Boşta kalan top, vuruş top yandan asfaltta dışarıya gidiyor. Arda arda kaçan goller var iki takım adına da. Yine boşta kalan top, sert vuruş kaleci Ali Karal. İzin vermiyor bu pozisyonda Orhan'ın vuruşunda. Ve son düdük geliyor, karşılaşma bitiyor. Maçın skoru Lapta 0, Düzkaya 1. İstikbal'den Mega Eylül kampanyası. Eylül sonuna kadar tüm ürünlerde net %20 indirim.
Terim, koltuk takımından yemek odası takımlarına, yatak odası takımlarından yatak baza başlığa kadar tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi Kıbrıs'ın her noktasındaki İstikbal mağazalarımıza gelin. 30 Eylül'de sona erecek bu harika fırsatı kaçırmayın. Her ev güzel İstikbal'le. Düzkaya tek golle kazandı. Zor bir deplasmandı Lapta deplasman ama kazanmayı başardılar. 3 puanla başladılar Düzkaya. Merak ediyordu tabii nasıl evet. bir Düzkaya izleyeceğiz. Özetlerden gördüğümüz kadarıyla iyi oynadılar, kötü oynamadılar ama Lapta da maça yani kendi sahasında olmanın avantajı bir yana pozisyon da bulmuş ama gol olmadı. Geçmiş sezonlara göre Enes oynuyordu vesaire. Evet. Yani gole daha yakın bir Lapta izliyorduk ama bu maçta sanki biraz zorlandı. Direkten dönen top var. O da evet. pozisyon var ama Düzkaya sanki yani deplasman evinde fark etmeden kendine has bir oyunla pozitif işte hücumu düşünen ki kaçırdıkları da golleri var ve 1-0'lık bir galibiyet 3 puan. Yani Düzkaya'dan başlayayım, konuk takımdan. Düzkaya biliyorsun sezon öncesinde sıkıntılı bir süreç yaşadı. Kulüp başkanlığı aday çıkmıyordu bir süre, çıkmamıştı. Birçok takım sezon açtıktan sonra Düzkaya en son sezon açan kulüplerden biriydi. Evet. Tabii ki geçtiğimiz yıl playoff finalinde kaybettiler. Süper Lig'de de olabilirlerdi bu yıl. Onun da verdiği bir moral bozukluğu olabilir camia adına ama yaptığım görüşmeler sonrasında Düzkaya'da şu an yeni bir sayfa açıldı diyebilirim. Kulüp başkanının da verdiği demeç yönetim kurulu ve teknik heyet organize olarak yeni bir Düzkaya yapılanacak olan bir Düzkaya yaratmak istiyorlar. Bunu da zaten kadrodan anlayabiliyorsun Kaya Emiroğlu. Geçtiğimiz yıldan Ali Karal oynuyor. Serkan Zeyn zaten takım kaptanı. Uğur Balkan aynı şekilde. Batuhan, Ümit Genç, Salih Zencir Kıran ama Uğurcan da oynadı. Türkiye'li oyuncuları değişti. Bir tanesi bu hafta oynadı. Cem Erdem golü de attı. Onun dışında Furkan altyapıdan gelen bir isim. Emre Bayırlı geçtiğimiz yıl Ozanköy'de kiralıktı. Ozanköy'de şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Evet, attığı gollerle. Hı hı. Bu yıl takıma geri döndü. İlk 11'de Emre Bayırlı. Ali Tüfekçi altyapıdan yetişen geçtiğimiz yıl A2 takımında oynayan bir isimdi. Ali Tüfekçi. Ben biliyorsun Gençler Ligi'ni de takip ediyorum. Oradan tanıyorum Ali'yi. O da gelecek vaat eden bir gencimiz. Bu oyuncular bu hafta 11'deydi. 60. dakikada geçtiğimiz yıl zaten oynayan Mehmet Kuşçu takımının stoperi. O da altyapıdan yetişti. O oyuna girdi. Berke altyapıdan yetişen o oyuna girdi. Soner Soytürk ve Önder Zeyn. Yapılan 4 değişiklik de altyapıdan gelen oyuncular. Evet. Düzkaya bu yıl biraz daha transferden çok böyle kendi oyuncularıyla eldeki oyuncularla ne yapabilirim gibisinden yola çıktı Bülent Aytaş ve öğrencileri. Hı hı. Mücadele ediyorlar. Biraz takımı gençleştirip mücadeleye dayalı bir takım yaratmak istediler. Ama ben bir sistemle bir oyun kendilerine has bir oyun anlayışla olacağını düşünüyorum. Çünkü yani, Bülent Hoca seviyor o tarz. Daha çok Bülent Hoca'nın geçmiş yıllarda ben hatırlıyorum Yeni Boğaz içinde teknik direktörken sahasında tüm büyük takımları yenmişti. Evet. 1-0 yeniyordu, kazanıyordu. Takım savunmasını iyi yapan bir teknik adam. Hı hı. Gözlemlediğim o. Burada da 1-0 kazandılar. Yani takım savunmasını yapıp bir gol mutlaka atarız düşüncesiyle çıkıyor. Bülent Hoca bunu başarıyor. Takımına ezberletmiş belli ki. Burada da 1-0 kazandı. Zor bir deplasman. Lapta her zaman zorlu bir deplasmandır. Evet. Lapta geçtiğimiz yıl bana göre iyi de bir sezon geçirdi Lapta takımı. Geçtiğimiz yıl ilk sezonu olmasına rağmen birincilikte bana göre iyi bir sezon geçirdiler. Ancak Lapta'ya bağlıyorum. Düzkaya'dan Lapta'ya geçiyorum. Lapta'nın bu yıl bana göre en büyük sıkıntısı Kaya Emiroğlu, Mustafa Yaşar'ı kaybetmesidir. Hücum noktasında 3. bölgede özellikle 2 ile 3. bölge arasındaki köprü görevini yapan, bağlantıyı sağlayan oyuncu Mustafa Yaşar'dı. Evet. 10 numaralı futbolcusu. Evet. Bu yıl onu kaybettiler. Çok büyük katkısı vardı takıma. Kesinlikle çok koşan bir futbolcu. Evet, sağ sol ileri geri. Yani hem forveti
hem arkasındaki oyuncuları hem yanındaki oyuncuları rahatlatan bir özellik. Oynatan. Yani hem oynatan hem koşarak onların daha az yorulmasını sağlayan. Evet. Hem de topu ayağa iyi oynayarak pozisyon üreten, goller atan, asistler yapan bir oyuncuyu kaybetti. Evet. Bana göre bunun eksikliğini yaşayabilir bu yıl Laptı takımı hücumsal anlamında. Tabii ki onlar da transfer yaptılar. Hasan Yanaroğlu geldi. Evet. Ahmet Çağer geldi. Hüseyin Konyalıoğlu geldi. Ama bunlar aslında daha çok aynı özellikte oyuncular. Yani özellikle Hasan Yanaroğlu ve Hüseyin Konyalıoğlu 6 numara. Daha çok defansif orta saha görev yapabilen Mustafa oyuncular. Mustafa Yaşar gibi değil. Mustafa Yaşar bir tık daha hücumsal bir oyuncuydu. Evet, evet. Ofansif bir oyuncuydu. Evet. Bana göre sıkıntı yaşarlarsa pozisyona girme konusunda bu noktadan yaşarlar. Yoksa Laptan'ın kadrosu kötü değil. Selçuk, Göksel, İkizler kanatlarda çok iyi iş yapıyor. Evet, Enes Küba tartışmaya gerek yok. Evet. Çok büyük golcü. Geçtiğimiz birçok gol attı. Evet. Diğer Türkiye'li oyuncusu Enes Bahadır Bayram yedekler arasındaydı. Bu hafta 65'te oyuna girdi ama dediğim gibi biraz da şanssızdılar sanıyorum. Pozisyonlar var, direkten dönen top var. Evet, aynen. Yani zorlu bir maç olmuş Laptada. 1-0 bitti. Düzkaya çok iyi bir başlangıç yaptı diye düşünüyorum ben. Zorlu deplasmanda bir puanla dön deseniz belki de cebine koyar dönerdi. Yani Laptada deplasmanında ama belli ki Düzkaya bu yıl biraz sistemini değişecek. Az önce konuştuk Bülent Hoca'nın sisteminde. Biraz daha gençleşerek geleceğin takımını yaratma adına birkaç sene sonra daha çok böyle verim alabileceği bir kadro oluşturma derdinde olmuş Düzkaya takımı. Bana göre doğruyu yapıyorlar. Yani şu an Düzkaya'da sezon öncesinde başkan sıkıntısı yaşandı. Bu takım Süper Lig'e çıksa maddi yönden sıkıntı yaşayacak mıydı? Bence yaşayacaktı. Evet. O zaman çıkmanın bir anlamı yok Kayamiroğlu. Yani çıkıp da zarara girecekseniz, sponsor bulmakta zorlanacaksanız, kulübün sıkıntısı bitmeyecekse hiçbir anlamı yoktur çıkmanın. Yapılanıp çıkmanız daha sağlıklı olur uzun vadede. Evet. Bunun kararını vermiş belli ki Düzkaya. Bu yıl güzel maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Çatalköy deplasmanları her zaman zordur. Bu yıl biraz daha zorlu olabilir. Laptan'ın ben düzeleceğini düşünüyorum. O da zamana ihtiyacı var belli. Laptan'ın kadrosu oturmuştur. Yani tek Mustafa'yı kaybettiler ama Mustafa'nın yerine de aldıkları futbolcular dediğim gibi Hasan Yanaroğlu, o da sakatlanmış yani sanıyorum. Geçmiş olsun elimizi iletelim. Ahmet Çayar, Hüseyin, bunlar iyi oynuyor. Bu karşılaşmaları iyi analiz etmeleri lazım ki Devrim Hoca önemseyen bir yani Devrim Hoca orada bayağıdır orada. Evet. Takım onu seviyor. Takım onunla uyumlu. Pozitif bir insan zaten. Takımı da iyi tanıyor. İyi oynatıyor. Ben yani Laptan'ın sıkıntı yaşayacağını düşünmem. Yani toparlanacak bence. Haftalarda kazanıp tekrardan üst taraflara. Geçen sezon playout oynamamıştı. Son Gençler Birliği ile oynamıştı. Beraberlik çıkmıştı. Bir puan 1-1'di sanırım. 1-1. 1 puan. Mustafa Yaşar'ın çok güzel bir golü vardı. Hatırlıyorum. Ve oynamamışlar playout'u. Yani ortada kalmışlardı. Orta bölümde. Yine aynı şekilde tabii ki ilk devre maçları önemli ama yani çok mağlubiyetlere giderseniz moral olarak da bir çöküş yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla arada kazanması lazım ki ona göre o topladığı puanlarla o orta sıraları en azından hedefleyebilsin. İkinci haftada kimlerle oynuyorlar? Bakalım hemen. Düzkaya Gönyeli'yi ağırlıyor. Zor maç. Güzel bir maç. Güzel maç olacak. Lapta Miracle Değirmenlik deplasmanı. İki maç da çok güzel. Zor maç tabii ki Lapta için. Evet. Yani bana göre Düzkaya maçından daha da zor olacak. Sentetik zemin üstelik. Ya, İyi bir takıma karşı. Ama zor başlamak biraz da iyi aslında. Yani eksiklerinizi görme, zaaflarınızı görme açısından. Aynen öyle. Bir de en iyi. Sizin rakipleriniz de bu takımlarla oynayacak ilerleyen haftalarda. Tabii ki. Tabii ki. Yani iyi başlamak önemlidir ama sonudur önemli olan. Tabii ki, kesinlikle. İyi başlayıp kötü bitiren çok takım gördük. Kötü başlayıp iyi bitiren de çok gördük ki birincilikte çok oluyor bu tarz. Birincilikte ben maç sonucu kestiremiyorum. Geçtiğimiz yıl seninle bir araya yarışmaya girdik. Dedik ki bu hafta tahmin edelim. Bulamıyorum. İşte burada sevgili Beyza'da ün almış ve sevgili Mahmut Odacı'yla tutturmaya çalışıyorduk. Peki 6-7'yi tutardık falan. Bir yani hafta sadece 8'i tutturamadık. Bir hafta hatırlıyorum 7 tutturduk veya 6 en fazla. Bakıyoruz 3-4 en fazla 3-4 tutturuyoruz. Zordu gerçekten tahmin etmek. Yani bir hafta iyi olan bir takım ertesi hafta bir düşüş yaşayabiliyor. Süper Lig daha kolay bana göre tahmin açısından. Evet.
bazı takımlar belli ediyor yani. Bango kazanır dediğimiz cinsler ama birincilik öyle değil, gerçekten zor. Tabii ki zor başlaması, devamında bakalım neler getirecek, göreceğiz. Için önemliydi bu galibiyet çünkü evet, hem deplasmanda kazandı hem zorlu bir deplasmanda kazandı ve lige 3 puanla girdi. En azından 3 puanı cebine koydu. Evet. Bu hafta rakibi Gönyeli, yani Gönyeli daha sonra konuşacağız. Hedefi olan, Süper Lig'e yükselme hedefi olan bir kulüp Gönyeli takımı. İyi bir takım. En azından Gönyeli maçında kayıp yaşarsa Düzkaya bu hafta, Lapta maçıyla onu kavur edebilir. Ama evinde kaybetmek istemeyecek. Yani belli olmaz, kazanabilir. Yani Düzkaya değişik ben, bir takım. Ben şans veriyorum Düzkaya. Yani ben bu oyunu izledikten sonra ben kesinlikle evinde şanslı olduğunu düşünüyorum. Galibiyete hatta daha yakın olduğunu bile düşünebilirim şu an. Yani sonuçta bir sistem var. Evet, tabii o sisteme ki uyarsa, sadık kalırsa oyuncular, neden olmasın? Bülent Aytaç hocam zaten o sistemi, disiplini koruyarak takımı maça hazırlayan bir teknik direktördür. Dolayısıyla futbolcular da ona uyduğu anda o güçlü Düzkaya'yı sahada bence izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir zamanlar çok güçlü bir taraftar grubu da vardı. Evet. Zor bir deplasmandı. Bunu sağlamaları lazım önce. Tabii bu da var. Birlikte sağlamaları evet, lazım. Evet. Yani göreceğiz o bakalım. Deplasmanı zorluk kılan en büyük madde oydu. Evet. Lapta'nın bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Yani bu 1-2 hafta sonra Lapta'nın da yine geçtiğimiz yılki Lapta'nın aynı şekilde üst sıralara tırmanacağını düşünüyorum ama bekleyip görelim, her şey olabilir birincilikte. Evet. Tabii ki her şey olabilir kesinlikle. İlk haftadan da çok da eleştirmek doğru olmaz. Evet. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Necmi Ulusal Yalova Binatlı oynadı. Binatlı Yalova iki komşu takım aslında. Biri Bostancı'nın, biri Güzelyurt'un takımı ama gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik. İzliyoruz özeti. Sonrasında stüdyodayız. Aksa 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Yalova ile Binatlı Bostancı Tahsin Mertekçi stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Mühtap Bayraktar yardımcılıklarını yapıyor. Batı bölgesi derbisinde maça başlayan Binatlı oluyor. Gelişen Binatlı atağı, Ferdi Kösem gol pozisyonu yerde kalıyor. Gözler maçın hakemi Osman Özpaşa'da oynayın diyor. Sağ taraftan gelişen Yalova atağı, ceza sahasına yapılan ortak kafa vuruşu sonuç gelmiyor. Karşılıklı ataklar var, serbest vuruş direkt kaleye, top üstten dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor pozisyondan Yalova takımı. Bir başka atarak dönerek vuruş, boşta kalan top, top ağlara gidiyor ama bayrak kalkıyor, pozisyon offside, gol değer kazanmıyor. Gelişecek bir başka atak ama Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Yalova takımı başlıyor. Gelişen Yalova atağı, atağın yönü sol taraf, ceza sahası içerisinde, son çizgi yerde kalıyor. Gözler maçın hakemi Osman Özpaşa'da, oyun devam ediyor. Bir başka Yalova atağı sol taraftan gelişiyor. İçeri orta, Ziya'nın kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Üst üste pozisyonlardan sonuç alamıyor Yalova takımı. Savunma arkasında Ziya, aşırtma bir vuruş, top üstten dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlardan sonuç gelmiyor ve sonrasında Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle 90 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Sıfırlık eşitlik, gol sesi çıkmadı. Çok da pozisyon da yok. Necmi Ulusal çok az pozisyon yani izledik. Ben özeti de daha önce izledim. Yani çok pozisyon zenginliği olmayan, iki takımın da pozisyona, gol pozisyonuna girmekte zorlandığı bir karşılaşma. Savunmaya önem vermeye çalıştılar. Tabii ki ilk hafta birbirini tanıyan iki takım, işte mağlubiyetle başlamayalım psikolojisi de var kuşkusuz. Ve 0-0'lık eşitlik. Yani iki takımın da hedeflerine bakalım önce dilersin. Yalova'da hedef çıkmak değil. Yani zaten öyle bir bütçeleri yok. Öyle bir hedef koymadılar. Yalova yine bir şekilde ligde kalır. Çünkü iyi oyuncuları var. Bu ligin yıllardır takımı, Yalova takımı. Bana göre iyi oyuncuları da var. Mehmet Kum döndü, Selçuk döndü, Alsancak Yeşilova takımından geri döndü. Asrını transfer ettiler Yeni Cami'den. Türkiye'li oyuncularını değiştiler. Tahsin Denizsever geldi, Çetinkaya'dan kiralık. Kaleci Övgü Yeni Cami'den, genç kaleci. Yani mücadeleci bir takım yarattı Yalova takımı. Zaten her zaman Yalova'da biliyorsun mücadele ön plandadır Yalova'nın oyun anlayışında. Savunma da biraz ön planda. Bostancı, Tahsin Mertekçi stadı her zaman zor bir deplasmandır.
Yalova Süper Lig'de oynadığı dönemde de en zor deplasman olmuştur. Nasıl ki Karadağ deplasmanı diyoruz Lefke için, Yalova da öyledir. Evet. Şu an Süper Lig'de oynasın yine aynısını söylerim. Zor bir deplasmandır. Bir puanla başladılar. Bana göre kötü bir başlangıç olmadı Yalova adına. Evinde oynuyor, evet 3 puan için oynamalıydı belki ama rakibi de kötü bir takım değil. Bak, Binatlı bu yıl gerçekten iyi transferler yaptı. Bu yıl hedefini Süper Lig olarak belirledi Binatlı takımı. Bu doğrultuda bana göre bir puan alması Yalova takımının kötü değil. Tabii Binatlı için de kötü değil. Neden diyeceksin? Çünkü Yalova deplasmanı her zaman zordur. Yani Yalova deplasmanında kaybedebilirsiniz. Komşu iki takım dedik ama. Komşu iki takım ama. Ama Binatlı için zor yani zor. Zordur. Maç. Yani evet. Yalova evinde kolay kolay maç vermez yani. Geçen sezon hatırlarsın bu sahada gayet sert bir karşılaşma oynadılar. Karşılaşma sonrası biraz olaylar çıktı. Yani kolay da geçmiyor aslında bu iki takımın aynen maçları. Öyle. Mirakul karşıya kayı sanıyorum yenmişlerdi burada. Bu tabii ki yendi de Yalova. İkinci haftaydı sanıyorum. Evet, Yalova'nın çok galibiyetleri de var tabii ki. Yani Yalova'yı ben Esentepe'ye benzediyorum bu ligde. İstediği takımı yenebilir. Evet. Yeter ki evet. O gün istesin. Evet. O gün... Yani o potansiyeli var Yalova'nın. 1-1 bitti. Yani çok da pozisyon yok. Pozisyon da çok az. Evet, ona aynen. Ona şaşırdım yani. Binatlı'dan daha iyi bir oyun beklerdim. Evet. Çünkü transferleri de yaptılar yani. Ferdi Kösem iyi bir forvet. Yusuf Kumaş, Malik Yakubu, yani Tahir Soğukoluk, Aziz Özsakallı. Aziz yani baktığımızda yani golcü isimler de var katkıda. Hücumu biraz zenginleştirdi. Evet ama o kadar pozisyonu üretemedi. Yani ben hazırlık döneminde de tabii ki hazırlık maçları ölçü değil. Evet. Ama yine de bir şeyler görürsün. Hazırlık maçları bazı şeyleri sinyalini verir. Evet tabii kesinlikle. Binatlı iyi sinyal verdi hazırlık döneminde. Evet. Ama bu maçta bir puan aldı. Oyun olarak biraz daha iyi, daha fazla ağırlığını koymasını beklerdim Binatlı takımının ama dediğim gibi. Bu iki takımın da ben zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum şu kesinlikle an. Kesinlikle her takımın zamana ihtiyacı var. Birer puan ceplerine koydular kötü günlerinde. En azından puanla başladılar tabii. Yani kötü günlerinde birer puan. Onlar için iyi sayılabilir. Yani bu pozisyonda mesela Ferdi evet. Kösem golü yapabilirdi. Yapamadı. Hı hı. İki takımın da ben ligde sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yalova orta sıralarda mücadele edebilir. Ama Binatlı'nın hedefi var. Bir evet. Yönetim hareketlenmesi var. Evet. Yeni başkan var. Bir ayağa kalkış var. Ben ilerleyen haftalarda Binatlı'nın ağırlığını hissettireceğini düşünüyorum ligde. Bir Süper Lig şampiyonlukları var. Evet. Ne olursa olsun. Yani, 2002-2003 sezonu. Tabii ki yani dönüp geçmişe baktıklarında yani bu başarıyı biz yaşadık. Onun hissiyatını eğer yeniden kazanırlarsa tabii ki Süper Lig'i hedefleyecekler de diye düşünüyorum ben de. İyi de gençleri var. Alttan gelen oyuncuları var Binatlı'nın son yıllarda. Hatırlarsın 2018 yılıydı sanıyorum. U15 şampiyonu olmuştu Binatlı takımı. Evet. 1-0 evet. Yeni Cami'ye mağlup edildi. O takımdan Hasan Ağaç, Arda, Erdem, Nazım. Mustafa Süzgen. Mustafa Süzgen biraz daha büyüktü. Daha yani büyük bu ya. Jenerasyon aslında iyi. Nevzat bu yıl Lefke'ye verildi. Nevzat Çayan yerine Aziz geldi. Yani bu jenerasyondan umutlu çok Binatlı evet. Camiası. Tabii ki transferleri de iyi yani. Tabii ki iyi. Yani Malik Yakubu gibi bir avantajı var orada. Evet. Yerli statüde oynayan bir oyuncusu var. Evet. Orada. Bakalım yani haftalar ilerledikçe biraz göreceğiz sanki Binatlı'yı. Oyun sistemini oturtması lazım. Yani sizin Ferdi gibi bir forvetiniz varsa Ferdi'nin boyu uzun. Hava toplarında çok iyi. Siz ona servis yapmanız lazım. Orçun Hoca ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Yani baktığımızda ki İsmail Soy'dan da öyle. Geçen sezon farklı takımlardaydılar ama ligi tanıyarak gelen iki antrenör. Dolayısıyla da ben o bakımdan da baktığımda yani haftalar ilerledikçe daha iyi analiz tabii ki yapmaları halinde daha iyi duruma gelebilirler iki takımda diye düşünüyorum. Yani özellikle ben Yalova için de birkaç kelime söyleyeyim. İsmail Hoca'yı takdir ediyorum. Neden diye sorarsan. Geçtiğimiz yıl Mustafa Acar Yılmazköy'deydi. Başka takımlardan aldığı gençleri oynattı. Elinde çünkü oyuncu sayısı evet, azdı. Evet. Mecburdu. Yeni takımdı. Doğan Türk Birliği'nden Kristin almıştı. Yeni Cami'den Mustafa Çili almıştı. Evet. Bu oyuncuları piyasaya çıkardı. Evet. Bu oyuncular şu an başka takımlarda forma giyiyor. Transfer oldu. Bu yıl Övgü, Mehmet Ali İkbar, Asrın gibi oyuncular, Onur Kınay gibi oyuncular, futbolcular, genç futbolcular. Evet. A2'lerden alıyor, güveniyor ve piyasaya sokuyor. Yani genç. Yani bunlara ihtiyacımız var. Yani evet. Her takım şampiyon olmayacak.
Yani biz ülke olarak üretmemiz lazım. Ama genç oyuncularla kazanırsak kazanıyor. Önce, yani buna da bir ayrı parantez açmak istedim. Evet, yapıyoruz. Bu da önemli. Önce. Yani evet. Çünkü bu çocuklar, bu oyuncular bizim önümüzdeki yıllarda göreceğimiz, konuşacağımız isimler. Evet, evet. Birer puan kötü değil bana göre bölge maçı. Haftalar ilerledikçe göreceğiz bakalım nasıl bir performans sergileyecek iki takım da. Geçelim diğer maçımıza Necip Unsal. Girne Alkevi, Dems Construction, Çanakkale. Girne 20 Temmuz, Mete Adanır stadında karşılaştılar. 1-0 tek golle kazandı Girne Alkevi. İzliyoruz, sonrasında stüdyodayız. Aksa 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Girne 20 Temmuz, Mete Adanır stadı, Girne Alkevi, Dems Construction, Çanakkale karşı karşıya geliyor. Hüseyin Eyüpler karşılaşmanın hakemi, Burak Yiğit, Ahmet Genç yardımcıları, Olgun Canik 4. hakem. Karşılaşmaya Dems Construction, Çanakkale takım başlıyor. İlk atak Girne Alkevi'nden ceza alan içerisi. İçeriye pas, boşta kalan topu alana gidiyor. Henüz ilk atak, Sezer Topbaş. 1-0 önde Girne Alkevi takımı. Erken bir gol. Sonrasında Dems Construction Çanakkale geliyor. Barının ortası, Seke top, boşta kalıyor. Vuruş, top yanağlarda. Vuruş gelmiyor. Yine Dems Construction Çanakkale hata, vuruş isabetli değil, top yandan dışarıda. İçeriye pas, Dems Construction Çanakkale hata. Ceza alan içerisi, gol pozisyonu, Barın vuruyor, kaleci izin vermiyor o noktada Burak. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Boşta kalan top yine. Ceza alanına orta uzak kale direği, Yağız kafayı vuruyor kaleci Burak, son anda uzanıyor, tokatlıyor. Ama öncesinde çalan düdük de var, faul kararı. Yine Dems Construction Çanakkale hata. Ceza alanı çesi, gol pozisyonu, vuruş kaleci Burak, direkt dibinden topu kornere çeliyor. Serbest vuruş, orta kafa vuruş, top yandan dışarıda. Dems Construction Çanakkale atakları sonuç gelmiyor. Girne Alkevi çıkmaya çalışıyor. İkili mücadele Eray. Sonrasında Orhan'ın müdahalesi var o noktada. Ve serbest vuruş Ayden. Ve kırmızı kart Orhan. Son adam diyor Hüseyin Eğitler. Paris gol şansı diyor. Ayden yerde kaldı. Ve kırmızı kart 10 kişi sahada Dems Construction Çanakkale. Sonuç gelmiyor serbest vuruştan. Çalan düdük ilk devre sona eriyor. Tek gol var. 1-0 önde Girne Alkevi ilk devrede. Girne Alkevi başlıyor ikinci devreye. Girne Alkevi hata yine. Ceza alan çelisi. Gol pozisyonu. Vuruş. İsabetli değil. Top dışarıya gidiyor. Savunmanın gerisine pas. Yağız hareketli. Ceza alan çelisi. Ama çalan düdük var. Offside. İtirazlar da var pozisyona. Dems Construction Çanakkale hata, ara pası Barın, Yağız, gol pozisyonu, Yağız vuruyor, kaleci Burak izin vermiyor gole. Burak, ceza alan içerisi, Girne Alkevi hata, gol pozisyonu, kaleci Yusuf Yontar uzanıyor, kontrol ediyor. Dems Construction Çanakkale hata, ceza içerisi, şut pozisyonu, vuruş, top yandan dışarıda. Sonuç gelmiyor yine, Girne Alkevi hata. İkili mücadele o noktada. Mehmet Korkmaz, sonrasında Mehmet Korkmaz'ın yaptığı hareket var. Bir anlık gerginlik, sarı kart Mehmet Korkmaz'a. Kırmızı kart beklentisi de vardı ama sonrasında sarı kart yedek kulübesine bu kez. İtirazlardan dolayı karşılaşmanın hakeminden Faruk sarı kartı gördü. Ceza alanına orta, kafa, ters bir vuruş. Dems Construction Çanakkale hata, uzun bir pas, Rifat hareketli, Rifat topla buluşuyor, gol pozisyonu, Rifat vuruyor ama etkisiz vuruş, kaleci Burak kontrol ediyor. Dems Construction Çanakkale atakları devam ediyor, ceza içerisi, gol pozisyonu, Rifat savunma izin vermiyor. Orta, köşe vuruşu, boşta kalan top. Sonuç gelmiyor. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Girne Alkevi hata. Ceza alan içerisi. Gol pozisyonu. Pas. Savunma son anda ayak koyuyor. Atak devam ediyor. Vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Savunma çıkmaya çalışıyor. İkili mücadele. Sonrasında çalan düdük, karşılaşma sona eriyor. Karşılaşmanın sonucu Girne Alkevi 1. Dems Construction Çanakkale 0. Tek gol Girne Alkevi 1-0 kazandı ve lige 3 puanla başladı. Necmi Unsal, Dems Construction Çanakkale tabii iyi transferleri var. Evet.
iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünüyorum ama tecelli transferler geç oldu. Karşılaşmaya bence Girin Akif'i daha iyi başladı aslında. İlk pozisyon golü de buldular ama sonrasında sanki bir denge var oyunda. Demz Konstantin Çanakkale'nin pozisyonları var. Gidip gelen karşılaşma Girin Akif'in pozisyonları da var tabii. Ama o kırmızı kart 10 kişi kalması biraz da oyundan sanki düştü Demz Konstantin Çanakkale. Ama kazanan bir Girin Akif'i var yani, ve iyi başladılar. Yani Girin Akif'inden başlayayım galip gelen takımdan. Genç bir takım yaratmış Afyon Hoca. Biliyorsun altyapıdan gelen oyunculara güveniyor her zaman Afyon Girgen. Tabii ki tecrübeliler de var takımda. Kaleci Burak, Mustafa Yaşar az önce konuştuk. Lapta'dan bu yıl Doğan Türk Birliği'nden kiralık geldi yeniden Girin Alkevi'ne. Girin Alkevi için önemli bir transfer bence. Mehmet Korkmaz geçtiğimiz yıl yine oynuyordu. Takımla uyumlu. Mustafa Avcı'yı transfer ettiler tecrübeli savunmaya. Sezer aynı şekilde tecrübeli bir futbolcu. Sezgin'i aldılar gençlik gücünde. Türkiye'li bir futbolcu aldılar. Sadece Osman Gürgöz'e geçtiğimiz yıl Tatlısu'daydı. Burada sanıyorum öğrenci. Bütçeden dolayı sanıyorum. Girin Alkevi doğrusunu yaptı. Yani hedefi doğrultusunda bir oyuncuyla devam etme kararı aldı. Sezgin geldi Çaynapazar gençlik gücünden. Geriye kalan oyunculara bakıyorum. Kenan Doğu altyapı. Mustafa Yıldırım 17 yaşında altyapı. Afyon Hoca seviyor zaten. Aydın takım kaptanı olmuş. Yaşı 23-24 takım kaptanı sorumluluk almış. Golü de attı. Oyuna sonradan giren oyuncular Muhammed, Mustafa Yılmaz, Doğan Türk golü Sezer attı yalnız. Kiralık. Sezer attı golü. Düzeltiyorum Sezer. Mehmet Erfinik aynı şekilde. Ahmet Gülişli, Doğan Türk Birliği'nden yeni gelen genç futbolcu. Soyer ve Salih genç ağırlıklı, mücadeleye dayalı. Evet. Savaşan bir takım. Afyon Hocam, Afyon Hoca'nın ruhunda o var. Kesinlikle. Yani bir dönem Karşıyaka'da da aynı şekilde başlamıştı ligi. Sanıyorum 2 yıl önceydi. 2 yıl önceki sezonda. Çok koşan, mücadele eden, sürekli golü düşünen, geçen önde sezon, basan. Geçen sezonda Gönyeri'de genç futbolcuları ısrarla hatırlıyorsun değil mi? Oynattı. Sürpriz sonuçları da alıyordu yani, bir dönem. Göze almıştı birçok şeyi. Ama genç futbolcuları takıma kazandırma adına elinden geleni yaptı. Şimdi aynı şeyi Girin Alkevi'nde yapıyor. Aynen. Evet. Bir mücadeleci takım. Yani Girin Alkevi ile kim oynarsa oynasın maçları zor olacak. Evet. Çünkü karşınızda diri, mücadele eden, sizi ısıran bir takım olacak. Yani ve kaybetmekten korkmayan. Afyon Hoca'nın yapısında hep kazanmak var. Evet, rakip evet. Rakibe bakmaz. Direkt hücum futbol oynatır. Bu da bize zevk verir aslında. Göze hoş gelen sistemdir bu. 1-0 kazandılar. Rakipleri hedefi olan bir takım. Yani Demz Konstantin Çanakkale bu yıl Süper Lig hedefiyle yola başladı. Şu ana kadar o korkulu rüyayı görmek istemiyorlar. BTM'ye yani bilmiyorum ama şu ana kadar pek iyi sinyaller ben görmedim. Antrenörler Derneği Kupası'ydı sanıyorum. Lig öncesinde. Bir akıl değirmeninde karşılaştılar. Yani skordan çok ben nereye bakarım? Kaya Emiroğlu. Gol görüyor mu bu takım kalesinde? Görüyor. Aslında iyi bir kaleci transfer etti Yusuf. Tartışmam. Ama belli ki savunma bloğunda bir sıkıntı var. Biraz sıkıntı var savunmada. Evet. Hücum anlamında da sıkıntıları var. Bu maç gol atmadılar. Hücum anlamında... Lig öncesindeki resmi maç diyorum. Antrenörler Neyi Kupası'nda da gol atmadılar. Evet. Yani topu taşıma aslında biraz var. Son vuruşlar sanki biraz sıkıntı. Yani pozisyona girdiler gördüğüm kadarıyla özellikle ikinci devrede. İlk yarıda da pozisyonları var. Sami'nin pozisyonu var. İkinci devrede birçok pozisyona girdi. Ama siz gol atmazsanız puan almazsınız. Yani Girin Alkevi'nin oranına daha fazla pozisyona girdi. Evet, daha fazla pozisyon. Galibiyet gelebilirdi Girne'den. Yani 1-1 olaydı belki de 2-1'lik skoru da yakalayabilirlerdi. Yani bunda bir sıkıntıları var. Çanakkale, Demz Konstantin Çanakkale takımının bitirmeleri lazım. Yani 3. bölgeyi çözmeleri lazım. Evet. Yunus sanıyorum yok. Yunus Kalaycı takımlaydı, bırakmış. Bıraktı diye biliyoruz. Öyle bir bilgi var. Büyük kayıp bana göre. Orhan bu hafta kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart. En az 2 maç yoktur büyük ihtimalle. Yani yaptığım gözlem Demz Konstantin Çanakkale Türkiye'li futbolcularını da yeni belirledi. Evet. Bir git gel bir durum oldu. Evet. Malik Sercan Gök çok iyi bir futbolcudur. Dumlupınar'la antrenmanlara çıkıyordu. Yeni Erenköy'de forma giyiyordu. Sol ayağı çok iyi. Takıma adapte olması zaman alacak.
adapte olduktan sonra bana göre Sercan'ın üzerine kurmaları lazım. Çanakkale'de orta oyun alanda özel etkili. Çünkü çok evet, yaratıcı bir oyuncudur. Evet, kesinlikle. Çok faydalı olacak. Diğer futbolcu Yağız son gün alındı. Geçtiğimiz yıl ilk devre Mustafa Acar Yılmaz köyüydü. Yani ligi nispeten tanıyor. Tanıyor ama yani sizin bir hedefiniz var. Biraz da sanıyorum yani şansı da kalmamıştı son günlerde transferde. Aldı. Devre arasına kadar bilmiyorum performansını herhalde değerlendirecek. Tabii direktör ki. Ahmet Okan tabii bakacak. Ama dediğim gibi zamana ihtiyaçları var. Yeni bir takım kurdular. Kaleci Yusuf 1, Sami 2, Orhan 3, Eray 4, yani Anılcan yeni geldi. Hakan Laçin bu takımdaydı. Barın yeni geldi. Halil Altınbaş yeni geldi. Yenilenen bir takım. Mustafa arası. Kızıl evet, yeni geldi. Yani evet, çok normal yani yenilmeleri. Yani uyum zaman alacak. Kesinlikle zaman alacak. Birkaç hafta sonra Çanakkale'yi daha sağlıklı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet. Onlar da yeni bir takım. Yeni kurulan bir ekip. Yani biliyorsun Kaya Miroğlu, ne kadar iyi futbolcu alırsanız alın, takım olabilmek çok zor bir şey. Zaman ister kesinlikle. Aynen öyle. Sürekli işte bir akılda ermenliği konuştuk zaten. Yani belli bir zaman geçti. Evet kaliteli futbolcular ama belli bir zamandan sonra o oyunu, o tempoyu yani yakalayabilirler. Bir akılda ermenlik bu yıl eğer Süper Lig'e çıkarsa bu sezon oynayacağı maçlar bana göre önümüzdeki sezonun tam hazırlığı olacak. Evet. Yani evet, Süper Lig'e hazır gelen bir takım olabilir. Evet. Dediğim gibi Dems Construction Çanakkale'nin zamana ihtiyacı var ama bu zamanı da harcarken bu maçlarda puanlar alması lazım. Yani böyle bir maçta en azından bir puan çıkarmanız gerekiyor. Eğer hedefiniz evet, sizin ligde kalmak olsaydı sıkıntı yok. Birkaç kayıp yapabilirsiniz, yolunuza devam edebilirsiniz ama sizin hedefiniz Süper Lig'se ki öyledir. Siz kaza yapmamanız lazım yolda. Bu pozisyonu alabilir miyiz Erkut Masucu? Bu pozisyonu burada bir kırmızı kart beklentisi vardı sanıyorum. Dems Konstantin Çanakkale itirazlar da oldu. Sert bir biraz, müdahale var sanki. Evet biraz geri alalım. Geri alalım o müdahaleyi bir görelim bakalım nasıl bir müdahale olmuş. Sezer'di sanıyorum pozisyondaki. Mehmet Korkmaz. Ben Sezer gördüm. Geri gelsin. Geri gelin. Geri gel Sezer. Geri gel, geri gelelim. Bir Sezer'dir, daha alalım pozisyonu. Başından fiziği, alalım. Sezer'dir evet. Evet. Fiziği çok güçlü bir futbolcu. Golü yatan evet, Sezer. 17 numara. Evet, Sezer'miş. Hızlı oynasın görelim. Biraz geri alalım. Tamam, bunu yavaşça gördük zaten. Tamamdır. Tamam, hızlı normal oynatalım. Normal oynatalım. Normal gelsin. Evet. Burada topu kurtardı. Sonra Eren topu çaldı. Yani burada faul yok zaten. Çok Eren'in. Sert. Sert. Ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Yani bence de direkt kırmızı karttır. Evet. Çünkü Eren burada topu kurtardı. Topu kurtardı. Eren artık gidecek. Topla oynamıyor topla zaten. Topla alakası olmadı evet, burada. Yani Sezer'in belki de niyeti topa vurmaktı ama topu kaçırdı. Evet, o zaman ayağınızı geri çekeceksiniz yani orada. Çekemedi. Orada darbe aldı. Çok sert evet, bir darbe aldı. Bana göre direkt kırmızıydı. Hüseyin Eyüpleri burada bana göre kırmızı göstermesi lazımdı. Sarı yani Orhan'ın pozisyonu doğruydu. Kırmızı kart. Ama bu daha fazla evet, kırmızı kart kırmızı kart yani olması gerekirdi. Bana göre. Evet. Bir Nalkevi için iyi başlangıç. Ne yapacağı belli değil. Kapalı kutu bir takım. Çünkü mücadele eden takımlar bir şekilde karşılığını alıyor Kaya Miroğlu. Evet mücadele. Mücadele ederseniz çok karşılığınızı önemli, alırsınız. Bu hafta Girnalkevi Binatlı deplasmanına gidiyor. Dems Construction Çanakkale Mor Menekşe. Zor maç. Bu arada söyleyelim Dems Construction Çanakkale stat bakımda. Dolayısıyla cumartesi Mausa Doktor Fazıl Küçük stadında oynayacak. Orası da yeni bir kompleks oluyor sanırım. Evet yani bir çalışma var, ciddi bir çalışma var ama zaman alacak sanıyorum. Dolayısıyla da Mausa Doktor Fazıl Küçük stadında oynayacak karşılaşmasını bu hafta itibarıyla. Diğer haftaları artık onu herhalde görüşülecek, konuşulacak. Ona göre bilgi edinirsek aktarırız. Ama bu haftaki maç Doktor Fazıl Küçük'te. Tabii ki zemin iyi. Zemin Mausa iyi. Doktor Fazıl Küçük'ü sen de gördün. Sporcuları da teknik kapasitesi yüksek oyuncular ama Mor Menekşe de aynı şekilde öyle. Yani güzel maç olacak. Her iki takım açısından da zor olacak. Güzel evet, bir maç olacak bu hafta. Mor Menekşe'yi izleyelim. Dilersen eğer yorumlar bittiyse bir bitti, sonraki maçımız. Evet Mor Menekşe Cemal Bahçesi'nde Mor Menekşe Ozanköy'ü konuk etti. 2-0 öne geçti. Son dakikalarda gelen golleri 2-2'lik skor. İzliyoruz. Sonrasında stüdyodayız.
birinci lig karşılaşması. Mor Menekşe Cemal Bal sesladı Mor Menekşe. Ozan Köyü konuk ediyor ilk haftada. Karşılaşmanın hakimi Hakan Ünal, Halil Erdem Cananoğlu, Yunus Çebi yardımcıları, Sabri Atikoğlu karşılaşmanın dördüncü hakemi. İki kaptan Murat ve Erdoğan. Sonrasında çalan düdük Mor Menekşe karşılaşmaya başlıyor. Köşe vuruşu, uzak kale direği, kafa kaleci Doğan kontrol ediyor. Köşe vuruşu Mor Menekşe kullanıyor. Ceza alanı vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Atak Ozan Köy'ün. Savunmada hata, boşta kalan top, vuruş top yandan asfaltta dışarıya gidiyor İbrahim'in vuruşunda. Uzak mesafe vuruş kaleci kontrol ediyor Kürşat. Yine boşta kalan top, kötü bir vuruş o noktada. Top dışarıya gidiyor. Ozan Köy atakları yine savunmanın gerisine pas. Yine boşta kalan top, İbrahim vuruyor top yandan dışarıya gidiyor. Ara pası, yine pas Erhan, gol koşulu vuruş top ağlara gidiyor ama çalan düdük offside kararı var. Hayır diyor Hakan Ünal, offside kararı var. Yine Erhan vuruyor savunma, sonrasında içeriye orta. Seken top. Justice, sonuç gelmiyor. Ceza alanı içerisi, sert şut, top ağlarda gol. Sami Bertut Ulusay çok güzel bir gol atıyor. Dakika 45, ilk devrenin sonu. Sami'nin güzel golü, Mor Menekşe 1-0 öne geçiyor. Sonrasında Ozan Köy atama, çalan düdük ilk devre sona eriyor. Tek gol var, Mor Menekşe 1-0 önde kapatıyor ilk devreyi. İkinci devre, Ozan Köy başlıyor. Atak Mor Menekşe'den, uzak mesafe vuruş Atakan'dan, kaleci Kürşat iki hamle. Sonrasında Ozan Köy atağı, ceza alanı içerisi, gol pozisyonu, İbrahim vuruyor ama kalkan bayrak var, offside. Savunmanın gerisine pas, Erhan sıyrılıyor, vuruyor top ağlarda gol. Offside beklentisi var ama oyun devam ediyor, Erhan'ın golü. Dakika 55, Erhan Çınar. Gollerine devam ediyor, taklasına da devam ediyor gol sevinci. İtirazlar var Kürşat'tan, kaleci sarı kart görüyor. 2-0 önde Mor Menekşe, ceza bahçesi. Kafa vuruş top, üst direk dışarıya gidiyor. Dördüncü hakem Sabri Atikoğlu'nun uyarısı var. Hakan Ünal, Mor Menekşe yedek kulübesine geliyor. İtirazlar, yardımcı antrenör Şemsi oyuncu sarı kart görüyor. Sonrasında Mor Menekşe atağı, Erhan, yine Erhan, savunma, Ahmet izin vermiyor, boşta kalan top, Justice, ortası, yine savunma, boşta kalan top, Erhan vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. Yine Sabri Atikoğlu, dördüncü hakemin uyarısı var, yedek kulübesine geliyor, Yasin Kansu, yardımcı antrenör, sarı kart görüyor Hakan Ünal'dan. Ozan Köy atağı, son bölümde baskı var, ceza alan içerisi. Yerden orta kaleci Doğan uzanıyor, kontrol ediyor. Mor Menekşe yine atakta, Erhan uzak mesafe, sert şut, kaleci Kürşat aynı güzellikte kurtarıyor. Mor Menekşe atakları var yine, ceza alan içerisi, orta, kafa vuruşu, top üstten dışarıya gidiyor. Net pozisyon kaçıyor Mustafa Menekşeli. Faul var, Atakan'ın yaptığı hareket. Faul kararı Hakan Ünal'dan. Sonrasında Atakan'a ikinci sarı ve kırmızı kart. Mor Menekşe'de Atakan kırmızı kart görüyor. Mor Menekşe son bölümde sahada 10 kişi kalıyor. İtirazlar da var. İlk sarı kartı da faulden görmüştü. Sonrasında itirazlar devam ediyor. Kaptan Erdo orada. Hakan Ünal Atakan'ı sağ dışına gönderiyor. Atakan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Mor Menekşe sahada 10 kişi, son 5 dakika artık. 89. dakikada geliyor kırmızı kart. Oynanmayan süreye giriyor oyun bu arada. Hakan Ünal, yine Sabri Atikoğlu'nun uyarısı var. Dördüncü hakemin yeni kurallar gereği yedek kulübesine yine bu noktada sarı kart çıkıyor. Serbest vuruş, Abdullah atma topun başında. Tek kişilik baraj, 90+1. Abdullah bakıyor ceza alanına, yapıyor ortasını. Berdan Akmeşe topu ağlara gönderiyor. Berdan Akmeşe'nin golü, dakika 90+1.
Fark 1'e iniyor. Ozanköy umutlanıyor. Bir kez daha izliyoruz. Abdullah Atma, Atlas'a destim orta. Berdan Akmeş'e farkı 1'e indiriyor. Artık oynanmayan süre, son 3 dakika karşılaşmada 2-1 önde Mor Menekşe. Santra yapılacak. Erhan geriye doğru topu gönderiyor. Ozanköy yükleniyor artık. Son anlar, son dakikalar. Kaleci Kürşat çıkıyor. Son anda ama faul kararı. Şimdi orta, ceza alanı. Savunma, seken top boşta kalıyor. Berdan kafayı vuruyor topa, ağlarda gol. 90+4. Berdan Akmeş'e, kendisinin ve takımının ikinci golü. Ozanköy eşitliği yakalıyor. Büyük sevinç var kırmızı beyazlarda. Sonrasında çalan düdük karşılaşma sona eriyor. Mor Menekşe 2, Ozanköy 2. 2-2'lik skor. Necmi Ünsal, enteresan bir karşılaşma. Sarı kartlar da çıktı. Kırmızı kart vardı. Ve 2-0 Mor Menekşe önde ama son 5 dakikada gelen 2 gol ve 2-2 bitti. Yani Mor Menekşe eliyle maçı verdi diyebilirim. 2-0 biraz öyle oldu gerçekten. Evet. 2-0'da kaçan pozisyonlar var. Erhan'la, Mustafa'yla. Yani bunlardan birini atsanız bir top da direkten döndü. Tabii Kürşat'ın da hakkını vermek lazım. Kaleci Kürşat iyi kurtarışlar yaptı, evet, 2-0'dan evet. Sonra. 3'e atsaydı maçı bitirebilirdi ama maçın kırılma anı 10 kişi kalıyor o faul nedeniyle. Evet. Mor Menekşe takımı. Abdullah Atma, tecrübeli futbolcu, 37 yaşında, 2 asist. Adrese teslim. 2 asist. Evet. 2 asist, 2 topu gol. Evet. Ortalayan, evet. Abdullah oldu. Gerçekten Ozanköy bile inanamadı belki de bu puan aldığına. Evet. Zor bir deplasman. Ama çok önemli bir puan aldı Ozanköy takımı. Evet. Yeni çıktı lige. Belki de bu puanı almaları kimse tarafından beklenmezdi. Aslında biraz sürpriz oldu ama, diyebiliriz yani. Aynen öyle ama Mor Menekşe deplasmanından bir puan çıkarma onlar açısından çok önemli. Çünkü Mor Menekşe de iyi bir takım, Kaya Emiroğlu. Evet. Mor Menekşe de iyi bir takım. Evet. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Sami'nin golü çok güzel. Genç futbolcu, takdir ettim onu da. Yasin Kurt gibi bir tecrübeli var. Justice gibi bir, evet, oyuncuları Sami'nin var. Sami'nin golü bakın şu an ekrana geliyor. Evet. Çok güzel bir gol. Ertan Bulut gibi bir tecrübe var. Erhan Çınar bana göre ligin en iyi Türkiye'li oyuncularından bir tanesi. Erhan Çınar geçtiğimiz yıl attığı gollerle zaten bunun sinyalini vermişti. Bu maçtan Mor Menekşe'nin ders çıkarması gerekir toparlayacak olursak. Ozanköy için bir puan altın değerinde. Berdan da girdi, iki golünü attı. Değirmenlik'ten tanıdığım genç bir futbolcu. İyi goller attı ama dediğim gibi Ozanköy'de kendi evinde çok zor bir deplasman olacak. Küçük bir saha, oraya alışan bir takım, zemini kötü olan bir saha. Ozanköy gerçekten çok zor bir deplasman. Mor Menekşe'de bu karşılaşmadan bana göre dersler çıkarması lazım. Yani Ertan Bulut ve Yasin Kurt oyundan alındı. 70. dakikaydı sanıyorum. O dakikadan sonra biraz tempo düştü Mor Menekşe'de. İşte maç bitmiyor. Yani bitmiyor kesinlikle. Tabii pozisyon buldu Mor Menekşe sonrasında ama değerlendiremedi, atamadı ama. Bu maç berabere kalmış olabilir ama ben yine söylüyorum. Mor Menekşe'de üst kısımda yer alacak takımların içindedir bu yıl. Kesinlikle. Yani o gücü var ama böyle taktiksel hatalar da yapılmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü Atakan'ın da kırmızı kart görmesi ki bana biraz şüpheli geldi. Yani o pozisyon faul ama sarı kart sanki biraz ağır gibi geldi bana orada. Ozanköy'ü de küçümsememek doğru oldu. İşte Ozanköy'de son 5 dakika aslında tabii işte ki, bu maçın. Abdullah Atman düşünün 37 yaşında. 2 asist yaptı ve o bu genç oyuncular özellikle sonradan gelenler işte bir Ceylan'ı gördük. Diğer futbolcular. Berdan hucuma geldiği daha da fazla katkı çoğalan bir takım oldu. Yani baskı yapan bir, aynen, takım öyle oldu. Ama son 5 dakikada o baskı sonuç verdi ve 2-2'lik skor. Bence çok önemli bir puan aldılar. Kesinlikle bir puan lig sonunda belki de işlerine yarayabilir. Tabii ki. Ve Mor Menekşe'nin de tabii ki çok iyi dersler çıkarması lazım bu karşılaşmadan. Evet, geçelim, bir maçımız, aynen, daha var. Sona doğru geliyoruz, aynen, artık. Gönyeli Hamitköy, Lefkoşa'da, Tepe'de, Gönyeli'de oynadılar. Bu maçın da özet görüntülerini izliyoruz. Sonrasında yorumlarla stüdyodayız. Aksa 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gönyeli ile Hamitköy Gönyeli stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Kerem Eren, Ercan Demir, Baran Marangoz yardımcılıklarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen iki takım ilk hafta mücadelesinde Aksa 1. Lig'de karşı karşıya geliyor ve Hamitköy'ün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Gönyeli atağı, atak devam edecek. Ceza sahası içerisinde Ahmetcan,
top dışarıya gidiyor. Yedek kulübesinde Ahmet Sakallı itirazı var. Maçın dördüncü hakemi Olgun Caniye, maçın hakemi Kerem Eren, dördüncü hakemin yanına gidiyor. Olgun Canik'le bir şeyler konuşuyor, uyarıları var. Sonrasında maçın hakemi Kerem Eren Ahmet Sakallı'ya sarı kart gösteriyor. Hamit Köy teknik direktörü Ahmet Sakallı sarı kart görüyor. Yerde yatan bir futbolcu var. Cemre yerde. Maçın hakemi Kerem Eren o noktada itirazları devam ediyor. Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcı antrenör de orada. Erkut Mantar, Latif Sakar kaleci antrenörü maçın hakemi Kerem Eren'le bir şey konuşuyor. Sonrasında maçın hakemi Kerem Eren Olgun Canik'le bir kez daha diyalog halinde. Sonrasında başlayan oyun gelişen atak Sinan içeriye bırakıyor. Ceza sahasında gol pozisyonu, vuruş, kaleci Okyanus mükemmel çıkarıyor. Ceza sahasında yapılan orta kafa vuruşu, top üst direkten dönüyor. Sonrasında da savunma uzaklaştırıyor. İlyas Yılmaz adına şanssız dakika. Gelişen bir başka Gönyeli atağı. Ceza sahasında kafa vuruşu, İlyas Yılmaz, kaleci Mahmut, dönen top. Atak devam ediyor. Bu ataktan sonuç alamıyor Gönyeli takımı. Atak devam ediyor ama sonuç gelmiyor. Bir başka atak gelişecek. Maçın hakemi Kerem Eren'in çalan düdüğüyle ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Gönyeli takımı başlıyor. Gelişen Gönyeli atağı, savunma arkasında gol pozisyonu, Ahmetcan savunmaya çarpıyor, top ağlara gidiyor. Dakika 49, gol Ahmetcan. Gönyeli Hamitköy karşısında 1-0 öne geçiyor. Ahmetcan ve arkadaşlarının gol sevinci. Savunma arkasında Ahmetcan yerde kalıyor. Maçın hakemi Kerem Eren faul olarak değerlendiriyor. Sonrasında da sarı kartını gösteriyor. Ahmetcan topun gerisinde vuruyor, top direkten dönüyor. Şanssız dakika Gönyeli adına. Bu kez yedek kulübesinde yardımcı antrenör Mehmet Aşık da sarı kart görüyor. Gelişen Gönyeli atağı, Deniz vuruyor. Kaleci Mahmut, dönen top, İlyas Yılmaz topu ağlara gönderiyor. Dakika 81, gol İlyas Yılmaz. Gönyeli 2-0 öne geçiyor. Farkı 2'ye çıkarıyor. İlyas Yılmaz ve arkadaşlarının gol sevinci. Bir başka atak, ceza sahasına orta, gol pozisyonu, boşta kalan top. İlyas Yılmaz vuruyor, kaleci Mahmut mükemmel çıkarıyor. İki güzel hareket. Maçta artık son anlar. Hamitköy atağı, ceza sahası içeride kafa vuruşu Cemre'den, sonuç gelmiyor. Gözler maçın hakemi Kerem Eren'le ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Gönyeli 2, Hamitköy 0. Gönyeli kazandı. Bir tartışmalımız var. Hemen gelsin. Çok az süremiz kaldı. Onu hemen değerlendirip yorumlarla kapatalım. Evet, gelsin, oynatalım. Bu pozisyonda faul var. Ertuğrul'un yaptığı bir faul var. Altan çocuğa. Sarı kart. Sonrasında başına bir darbe, yani Altan'ın da tepkisi var tabii ki. Ama sanki yürürken ben şu kasıt var mı yok mu orada şüphedeydim. Necmi Ulusal. Kerem Eren'de çok yani fark etmemiş bir onu daha. Bir daha görebilir miyiz? Bir daha gelsin. Bir daha gelsin. Başından alabilir miyiz tekrardan? Başından alalım. Evet, devam. Yani burada kalkıp yürüdü Ertuğrul. Evet. Ben kasıt sanki yok gibi gördüm Necmi Ulusal. Çünkü dönüyor ya yerde. Tamam Altan. Da yani Altan görmüyor ama o görüyor. Ha, yani o gördüğü o için çekebilirdi. O da var. Ama zaten Kerem Eren görmemiş bunu. Burada sarı kartı gösterdi. Yani, İkinci sarıyı gösterir miydi, göstermez miydi? İkinci sarıyı verse büyük tepki görebilirdi. Evet. Hakem evet. Arkadaşımız. Yani ben yine de işte sarı kart doğru bence. Evet. Ağır olabilirdi yani. Evet. Hemen değerlendirelim. Gönyeli önemli galibiyet. Haftanın en zorlu maçlarından biriydi bana göre. Tabii ki Gönyeli ve Hamitköy benzer takımlar aslında. Süper Lig'den geçtiğimiz yıl düşen iki takımın mücadelesi. Birbirine yabancı olmayan takımlar. Transferlere bakacak olursak Gönyeli iyi bir transfer dönemi geçirdi diyebiliriz. İlyas Yılmaz kendisini kanıtlamış bir golcü. Bu maçta da golünü attı. Cevdet alındı. Metin alındı.
Ahmet Can'a sorumluluk verildi. Takım kaptanlığına getirildi. Kaleci Okyanus transfer edildi. Bir derli toplu bir takım. Geçtiğimiz yıl Gönyeli çok tecrübesiz bir takımdı. Hep gençti. Çocuklar çok ezildi aslında. Evet, bu yıl birazcık daha deneyimli oyuncuları serpiştirdi Gönyeli takımı. Bu da iyi yolda olduklarını gösteriyor. Zemin harika. Gönyeli sahasında özlenen görüntüler. Geçtiğimiz yıl gittiğimde bozulmasın. Sahanın içerisinde çakıllar vardı maalesef. Neler vardı neler. Bu yıl gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler buradan. Güzel bir zemine kavuştu Gönyeli. Hak ettiğini buluyor. Hamit Köy için tabii ki ben Hamit Köy'ü çok beğendim. Hazırlık maçlarını da izledim. İzledin bu sen evet. Bu yılın bence hani, ligin en iyi takımlarından biridir. Yani bu maçta yenilmiş olabilirler. Ama Hamit Köy bence ayağa kalkacak. Pozisyonları var. Vardır. Hamit Köy'de benzeri bir kadro. Genç oyuncular, tecrübeli oyuncular yerine koydu. Toykan'ı kaybetti. Mert'i, İbrahim Güler'i kaybetti ama yerine yeni isimler koydu. Hamit Köy bence playoff grubunun içerisinde olabilecek bir kadroya sahip. Kaleci Mahmut ayrı bir parantez. Türkiye'li kalecisi Mahmut Demirgan. Beşiktaş altyapısı olan bir kaleci. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Burada iki gol yemiş olabilir ama yaptığı kurtarışlar var. Çok atik. Evet. Bana göre lige damga vuracak. Sürpriz olmadı. Her iki takım da kazanabilirdi. Gönyeli evindeki avantajı iyi kullanarak 2-0 kazandı. Haftaları ilerledikçe Hamit Köy'ün daha iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Hamit Köy yani iyi bir takım. Evet. Dinamik bir takım, mücadeleci bir takım. Gönyeli de aynı şekilde bu yarışın içerisinde olacak iki takım diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlar için. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Programımızın da sonuna geldik. BTR'de Güven Altun, Ali Bozkurt, resim seçici Gülşen Özalkım, Gülçin Özalkım özür dilerim. KJ Zühre Paşa, Ses Beyiç Yalçınay, kamerada Savaş Yorgancı, montaj ekibi Mete Asilsoy, Ahmet Ogan çok teşekkür ediyoruz ve değerli yönetmenim Erkut Basucu çok teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlık ve spor dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.